Televizyon tarihinde bir devrim. Tam 73 ülkede 16 yılda 2 milyardan fazla izleyici. Ve yalnızca bir Big Brother. Efsane program Big Brother artık Türkiye'de. Ciao grande fratello in Turchia. Ciao Istanbul. Hi Big Brother Turkey. Hey Big Brother Turchia. Les damos la bienvenida a la familia de Big Brother. Namaste Big Brother Turkey. Välkommen till Big Brother familjen. Hola gran hermano Istanbul. Hallo Big Brother Turkey. Hallo Istanbul. Çok teşekkür ediyoruz. Sonunda beklenen an geldi. Televizyon tarihini değiştiren, tam 16 yıldır dünyayı kasıp kavuran, 120 ülkede reyting rekorları kıran, İspanya, İngiltere, Avustralya ve Amerika'da defalarca en iyi reality show seçilen efsane program Big Brother artık Türkiye'de. Aylardır tüm Türkiye bu programı konuşuyor. 300 kişilik bir ekip 6 aydır bu yayın için hazırlanıyor. Onlar da en az benim kadar heyecanlılar. Yapımı 6 ay süren Big Brother evi Türkiye'de bir televizyon programı için bugüne kadar yapılmış en büyük stüdyoda 3000 metrekarelik bir alana kuruldu. 16 yarışmacının en az 100 gün boyunca tüm dünyayla bağlarını koparacağı, tüm ihtiyaçlarının karşılanacağı, içinde dev bir oyun arenasının bulunduğu bu ev ilk kez bu akşam kapılarını açıyor. ...1500 metrekarelik iki platoda... ...82 kamera... ...78 mikrofon... ...27 bin metre kablo kullanıldı. 312 kişi 24 saat bu ev için çalışıyor. Dünyanın en büyük Big Brother evi Türkiye'de. Tarihinin en büyük evini birlikte gezeceğiz. Ve Big Brother Türkiye evinin bahçesi. Biliyorum suyu merak ettiniz. ...16 kişi birden birlikte burada oturup yemek yiyecekler.
burada yaşarım. Sekiz tane kızımızın işte bu müthiş yatakları. Burası tam liderlere yakışır bir oda. Resmen lüks kokuyor. Big Brother Türkiye evinde eleme heyecanı 100 gün boyunca her cumartesi akşamı burada yaşanacak. Fakat eleme kararları nerede mi verilecek? İşte şu gümüş kapının ardında. Haziran ayında ilk Big Brother Türkiye yarışmacı başvurumuzu yayınladığımız andan itibaren bizimle bu heyecanı yaşamak isteyen 35 binden fazla kişi Big Brother Türkiye'nin ilk ev halkı olmak için bize başvurdu. Big Brother Türkiye ekibi tam 25 bin kişiyle tek tek görüştü ve bu akşam bu kapının arkasından Big Brother Türkiye evine girecek olan 16 kişi belirlendi. ...35.000'den fazla adayın arasından 6 ay süren eleme. İnsanlarla kaynaşmak aktivite olduğu için... Sadece dans ederek... Binlerce aday Big Brother evine girmek için mücadele verdi. Bu özel deneyimi yaşayabilmek ve sonunda 1 milyon Türk lirasına sahip olabilmek için... ...hepsinin farklı bir nedeni vardı. O eve renk katarım. Televizyonda olmayı seviyorum. Zor olan şeyi çok seviyorum. Enerji katabilirim. Bu yarışma beni anlatıyor. Şöhret çekici geliyor. Ödül çok güzel bir ödül. Peki Big Brother evine girmeye kim hak kazandı? Birazdan. Onlar defalarca gittiler geldiler. Her türlü testlerden geçtiler. Bu zorlu aşamaları atlatarak Big Brother Türkiye evine girmeyi başardılar. 8 erkek, 8 kadın, 16 ev arkadaşı finale kadar kalmayı çok istiyor. Bazen dost, bazen rakip, bazen sırdaş, bazen duygusal olacaklar. Bazen iki kişinin bildiğinin sır olmadığını öğrenecekler. Ve bütün bunları bu evden en son çıkan kişi olmak için yapacaklar. Çünkü en az 100 gün sonra bu evden çıkacak bir yarışmacının hayatı sonsuza kadar değişecek. Bu eve girerken her kim olursa olsun, bu evden çıkarken cebinde tam 1 milyon lirası olacak. Geri sayım sona erdi. Dünyanın en büyük sosyal fenomeni Big Brother Türkiye'yi izlemeye hazırsanız... İlk yarışmacımız Yasin'i tanıyalım. Ben Yasin Özegeman, 26 yaşındayım. Aslen Selanik göçmeniyim. Konya'da doğdum, büyüdüm. Fakat İstanbul'da yaşıyorum. Konaklama işletmeciliği ve otelcilik mezunuyum. Oyunculuk yapıyorum. Lisedeyken manken lakabını taktılar. Manken diye manken oldum. Fiziğime, aklıma ve tabii yakışıklılığıma çok güveniyorum. Ve beni dışarıdan çok destekleyeceklerine inanıyorum. 4 kişilik mükemmel bir ailenin bir bireyiyim. Onlar Konya'da yaşıyorlar. Tabii bunun özlemini çok çekiyorum. Big Brother'da emir cümleleri kullanan insanlara karşı fazla tahammülüm olacağını düşünmüyorum. Çok çabuk sinirlenmem. Ama sinirlendiğimde de tersim çok pistir. Umarım Big Brother'da kimse bu yüzümü görmez. Strateji yeteneğime güveniyorum. Rakiplerimi önce defans yaparak sonra ataklarla geçmeyi düşünüyorum. Anaların evladı, babaların aslan gibi oğlu olacağımı ve genç kızların da ilgisini çekeceğimi düşünüyorum.
geldin. Hoş geldin Yasin. Seni şöyle alacağım. Hoş bulduk. Hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ediyoruz. Biz hepimiz çok heyecanlıyız. Çünkü bütün Türkiye şu anı bekliyor. İlk Big Brother Türkiye evinin ilk yarışmacısını tanıyacaklar. O da sensin Yasin. Çok heyecanlıyım. Çok. Çok heyecanlısın. Gördün mü? Hepimiz aynı durumdayız. Kesinlikle. Ben ama şimdi birazdan senin heyecanını alacağım. Anaların evladı, babaların... Aslan gibi oğlu. Aslan gibi oğlu olmaya geldim. Kesinlikle. Sen özellikle bir de genç kızlara seslenmişsin. Oradan bir böyle kesin cepte durumu var mı? Güzel. Şimdi insanlarla temas halindesin. Şu anda aileni ve sevdiklerini son kez göreceksin. Onlara son kez bir şey söylemek ister misin? Sizleri çok seviyorum. Çoğunuzla vedalaşma fırsatı bulamadım ama yani siz beni göreceksiniz. Ben sizi özleyeceğim. Sizleri çok seviyorum. İyi ki benimlesiniz. O zaman onların desteklerini arkanda hissedeceksin. Kesinlikle. Peki tekrar hatırlatıyorum. Seni yerini almadan önce eve girene kadar artık konuşmanı istemiyorum. Tamamdır. Yasin. Buyur. Yasin, seni şöyle yerine alayım. Evet. Yasin, şimdi belki de 100 gün boyunca ev arkadaşın olacak Rezan geliyor. Hep birlikte tanıyalım. Ben Rezan Denizmen, 37 yaşındayım. Bir organizasyon şirketim var ve İstanbul'dayım. Annem, kız kardeşim ve ben 3 yıl aynı evde mutlu muslu yaşıyoruz. Heyecanlı bir tipim. Sevinçli olduğum zaman çok yüksek sesle konuşuyorum. Big Brother evinde de bundan dolayı bazı sorunlar yaşayacağımı düşünüyorum. Kavga ettiğim zaman genelde sadece gülümsemeyle ve böyle sakin kalaraktan karşı tarafı biraz sinir etmeyi başarabiliyorum. İnsanlar beni çok sinirlendiriyor, pandalarla yaşamak istiyorum. İlgi odağı olmayı severim. Erkeklerle daha iyi anlaşırım. Cebimde 300 poundla hiç bilmediğim bir ülkeye gittim. 1001 çeşit ülkeden insanla tanıştım. Aynı evde yaşadık ve Big Brother'da bu benim için çok büyük bir avantaj olacak. Genelde İnsanlara ilk bakışta antipatik gelirim. Ama biraz zaman geçsin. O zaman nasıl bir insan olduğumu çok iyi anlayacaklar. 1 milyonu kazanmam şart. Çünkü çok borcum var. Arkadaşlarım genelde bana muzur diye hitap ederler. Çünkü benim ne zaman ne yapacağım belli olmuyor. Her an her şeyi yapabilirim. O yüzden Big Brother'daki arkadaşlar sağına soluna böyle yürürken dikkat etsinler. Her an her şey olabilir. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Rezan, evde ne tür muzurluklar yapacaksın? Vallahi onu tam olarak bilmiyorum şu anda ama ilk önce yarışmacı arkadaşları bir tanımam lazım. Muzurluğunu kişiye göre seçiyorsun. Aynen. Ortama göre. O an ne hissediyorsam onu yaparım. Baktın ortam çok ağır. Çok ağırsa o ortamı ben bir güzelleştiririm. Güzelleştirirsin. Elimden geleni yaparım çünkü çok sıkılıyorum. Sıkılınca da uyuyorum. Süper, heyecanlısın. Enerji patlaması yaşıyorum. Fark ettim içinde. Onu, fark ettim. Peki, 1 milyonu kazanmam gerekiyor. Çok borcum var. O kadar borcu nasıl yaptın? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Yani bir anda oluverdi. Yani çok fazla açıldım. Yeni bir şirket açtığım için diğer şirketlerle böyle hani rekabet içine girdim. Hani onlara bir şey atayım derken biraz abartmışım. Sen Big Brother Türkiye'ye girmek için daha doğrusu ya da girdiğini öğrendikten sonra 8 kilo vermişsin. Kilo vermişsin, evet, değil mi? 9,5 kilo oldu. 9,5 oldu, evet. Big Brother sayesinde daha sağlıklı bir insan oldum açıkçası. Peki, ev arkadaşın. Merhaba Yasin. Yasin. Ha, konuşamıyorum. Yasin konuşamıyor. Konuşamıyor İlk Yasin. Yasin'i nasıl buldun? Efendi bir çocuğa benziyor.
efendi kendisi. Güler yüzlü efendi. Peki, ailen seninle ilgili neler söylemiş? Hep birlikte izleyelim. Yavrum, bir tanem, seni çok özleyeceğiz biliyorsun değil mi? Yeni bir işe girdin, başarmadan, sonunu getirmeden bırakma, lütfen. Bir başaracağına inanıyorum senin. Çünkü sen başaran bir çocuksun. Sen girdiğin yeri düzelten, organize eden ve insanları kendine hayran bırakan bir çocuksun. Çocukluğunda da aynıydın, şimdi de aynısın. Ve senden ben hep başarı bekledim. Başardığını da biliyorum ve bunu da başaracağına inanıyorum. Sen benim biricik kızımsın. Annesinin güzeli. Çok özleyeceğim seni. Ay çok kötü oldu. Ay böyle bir şey yaşayacağımı hiç zannetmezdim yani. Ah. Tamam mı tamam. Devam edebiliriz. Of çok kötü oldu. Annenden hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmış mıydın? Yok. Peki Rezan, o zaman 100 gün boyunca evde kalmanı hepimiz istiyoruz. Lütfen, lütfen. Lütfen. Dış dünyayla son bağlantım bu. Evet. Şu anda sevdiklerine, arkadaşlarına bir şey söylemek istersen şimdi tam sırası. Anneciğim biliyorum. Üzülüyorsun. Ben de üzülüyorum. Ama sonu çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Biliyorsun yapacağım. Seni çok seviyorum. Peki Rezan, o zaman seni yeni ev arkadaşının yanına alıyorum ama eve girene kadar artık konuşmanızı istemiyorum. Peki. Kez görecek olan bir diğer isim Alpan'ı tanıyalım. Buyursun Alpan. Alpan Yuvalı, 21 yaşındayım. İstanbulluyum. Turizm otelcilik okuyorum, son sınıftayım. Spor yapmayı çok seviyorum. Dans etmeyi aynı şekilde. Kitap okumayı, film izlemeyi çok seviyorum. Fanatik Fenerliyim ve umarım bu evde en az bir tane Fenerli olur. Ailemle yaşıyorum ve bir ikiz kardeşim var. Devamlı zamanımız beraber geçen. Onlardan ilk defa bu kadar uzakta kalacağım. Simetriye çok önem veriyorum. Böyle her şeyin yerlerinde ve düzenli olması benim için çok önem arz ediyor. Aynı şekilde Big Brother evinde de buna çok önem veriyor olacağım. Big Brother evinde olmak için okulumu dondurdum. Ben zaten böyle yepyeni bir hayata atılmak istiyordum ve bu hayata Big Brother'la başlamak istiyorum. Çok azimli bir insanım. Big Brother'ın vereceği bütün görevleri yerine getirmeye hazırım. Akıl oyunları benim işim. Zekama güveniyorum. 1 milyonu kazanabilmek için aklımı en iyi şekilde kullanacağım. Arkadaşlarım bana Clark Kent der çünkü içimde başka biri daha var ve onu görmeye hazır olun. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Seni şöyle alayım Alpan. Yok şöyle alayım. Yanıma alayım. Alpan, evet. 20 yaşındasın. 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Evet. Peki, hayatımda değişiklik yapmak istiyorum. Yeni bir hayata başlamak istiyorum. Sen 20 yaşında ne yaşamış olabilirsin ki hayatında yenilikler yapmak istiyorsun? Zor ve beklenmedik bir soru oldu. Yani hayatıma sıfırdan başlamak istiyorum açıkçası. Bundan işte neden? 21 yaşında evet. Neden sıfırdan başlamak istiyorsun? Çünkü yani gerçekten muhteşem bir dünyanın kapısını aralamak istiyorum ve bunu Big Brother'la yapmak istiyorum. Bu yarışmanın tarihini adımı altın harflerle yazdırmak istiyorum ve bu konuda çok iddialıyım gerçekten. O kadar iddialısın. O kadar iddialıyım. Tarihe adını altın evet. harflerle yazdıracak kadar iddialısın. Kesinlikle. Peki, ev arkadaşların Rezan ve Rezan Yasin. Rezan ve Yasin, evet. Merhaba. İlk izlenimin nedir? Onlar seninle konuşamıyor.
Senin ilk izlenimin nedir? Çok pozitif bir enerji alıyorum. Bana gülümseyerek bakıyorlar. Peki, ama ilk izlenime kalmamak lazım. Bakalım bundan sonrasında neler olacak? Bundan sonrası evet. Ne olacak? Hepimiz merak ediyoruz. Peki Alpan, seni yeni ev arkadaşların en az 100 gün senin ev arkadaşların olacaklar. Yasin ve Reza'nın yanına alıyorum ve eve girene kadar artık konuşmanızı istemiyorum. El sıkışabilirsiniz bu arada. Konuşmayın yeter ki. Mükemmel. Cennete mi düştük biz? Üç ev arkadaşı burada yanımda duruyor. Şimdi Big Brother Türkiye evine girecek dördüncü yarışmacımızı tanıyalım. Seda. Seda Gümüşçü, 29 yaşındayım. İzmir'den katılıyorum. Aslen doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Bir otelin güzellik bölümünde çalışmaktayım. Bu ev benim hayatımı değiştireceğine inanıyorum. O yüzden bu evde olmak istiyorum. Annem, babam ve anneannemle beraber birlikte yaşıyorum. Bir de kedim var. Onu yanıma alamayacağım için çok üzgünüm. Müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Şarkı söylemeyi bayılırım ama sesim çok kötüdür. Arkadaşlarım için biraz entrika kraliçesi, biraz da yer mantarıyım. Biraz yaramazım, biraz da entrika severim. İkisi de bende mevcut. Ortak yaşamaya varım ama eşyaların kullanılması yok. Temizlik yapmaya bayılıyorum. Pis insanlar korkun benden. Bu evden en son çıkacak kişi ben olacağım ve 1 milyonla hedeflerime ulaşacağım. Hoş geldin Seda. Hoş geldin. Bulduk. Şöyle alayım seni. Gel böyle. Evet. Ay, çok heyecanlıyım. Merhaba bu arada herkese. Ay, çok mutluyum. Bunlar hepsi Big Brother'ın etkisi. Biliyorum. Seda. Evet. Seda, ev arkadaşların burada. Evet. Ev arkadaşlarına bakmadın. Yeni ev arkadaşım burada, solumda. Peki, şöyle başlayalım senle Seda. Seda, sen hamarat bir kızsın. Çok. Bana neden dönmüyorsun? Gel şöyle. Kızıldım, heyecandan herhalde kalp krizi geçiriyor. Seda, sen şimdiden annelerin gözdesi oldun mu? Mantılar açmak falan evde de olacak mı bunlar? Olacak, olacak tabii ki. Olacak. Evde mantı açtığını görecek misin? Açarım. Sarma da sararım, mantı da açarım, börek de açarım. Kariyer de yaparım. Kariyer de yaparsın. Güzel. Sen yemek yapmayı seviyor musun? Çok, yoksa? Çok fazla seviyorum. Yemek de çok seviyorum ama daha çok ağırlıkta temizlik. Temizlik. Evet. Temizliği daha çok seviyorsun. Evet. Şimdi Big Brother Türkiye evinde hiç tanımadığın evet. 15 kişiyle birlikte yaşayacaksın. Evet. Sıkıntı yaratır mı? Yani farklı karakterler muhakkak yaratacaktır. Güzel güzel çözmeye çalışacağız aramızda. Ev arkadaşların Alpan özellikle seni o kapıdan gelirken çok çok ince ince süzen Alpan, Rezan ve Yasin. Sence titiz gibi görünüyorlar mı? Bilemiyorum, zamanla göreceğim. Ailen burada mı? Evet, burada. Neredeler? Hoş geldiniz. Baban ve annen? Evet, annem ve babam. Annen ve baban buradalar ama bakalım seninle ilgili baban neler söylemiş. Hep birlikte izleyelim. Biz Güneydoğu insanıyız. Bizim örf adetlerimiz var, geleneklerimiz var, göreneklerimiz var. Bak biz doğudan batıya göç ettik.
sizlerin hayatınızı kurtarmanız adına. Senin oraya gitmen bizi gerçekten mutlandırdı. Hem başarır hem kazanacağına da eminim. Ve sonuna kadar da ben senin arkandayım. Seni destekliyorum, seni seviyorum. Sen benim prensesimsin. Nasıl bu kadar? Baban son anda duygulandı. Evet. Hiç bu kadar ayrı kaldınız mı? Ya çalışıyorum ben şehir dışında. Kalıyorum ama mesela haftada bir ya da 10 günde bir gelip ailemi görüyorum. Şu anda bu kadar uzun süreli ayrı kalmamıştım. Baban sana bir takım nasihatlerde evet, bulundu. Evet. Hepsine kulak vereceksin. Kesinlikle, kesinlikle. Onları mahcup etmeyeceğim. Peki, 100 gün boyunca onları bir daha göremeyeceksin. Evet. Şimdi hazır, karşındalar. Ay. Onlara söylemek istediğin son şeyleri şimdi söyle. Ailemi çok seviyorum. Annemi, babamı, kardeşlerimi. Hepsini çok seviyorum. Yanında oldukları için çok teşekkür ediyorum. Desteklerini hiçbir zaman yanımdan esirgemediler. Onlar benim bir parçam. Sizi de böyle yanıma alayım. Artık o vakit geldi. Evet. Seda, Yasin, Rezan, Alpan. Siz gerçekten de tarihe geçeceksiniz. Özellikle Big Brother dünya çapındaki ailesinde. Çünkü Big Brother Türkiye'de Big Brother Türkiye evine ilk giren 4 yarışmacı sizsiniz. Bana iyi bakın. Bana iyi bakın. En son beni göreceksiniz. Ve en son yine beni görmek isteyeceksiniz. Hazır mısınız? Hazır. Evet, hazırız. Hazırız. Konuşmak yok demiştim. Okay. Bol şans diliyorum size. Çok zorlu bir yola giriyorsunuz. Hepinize canı gülden şans diliyorum. Ve sizi Big Brother Türkiye evine uğurluyorum. Umarım 100 gün sonra görüşürüz. Buyurun. Evet, ilk yarışmacılarımızı Big Brother evine uğurladık. Yasin, Rezan, Alpan ve Seda. Onlar Türkiye'de ilk sezonu yayınlanan Big Brother Türkiye'nin muhteşem Big Brother evini görme şansını yakalayan ilk yarışmacılar. Onları bu kapının arkasında muhteşem Big Brother dünyasında en az 100 gün yaşamak için geldiler. En az 100 gün sonra görüşürüz diyorum ama maalesef 100 gün bu evde kalmak herkese kısmet olmayacak. Bu evde kimin kalacağına siz karar vereceksiniz. Her hafta sizin oylarınızla ev halkından bir kişi hayallerine ve büyük ödüle ne yazık ki veda edecek. İşte Big Brother'ın ilk yarışmacıları eve giriyor. Bakalım evi nasıl bulacaklar? Mükemmel. Cennete mi düştük biz? Beş, dört, üç, iki, bir. Şaşınıyor. İnanmıyorum. Ya. İşte bak, mutfak dediğin işte böyle olur. Mutfak budur yani. Aman tanrım. Of. Çok iyiymiş. Beklediğimden daha iyi. Ay, şömine o... Yok ay, yok yalnız, her şey var. Her şey var. Ay inanmıyorum.
pembe aletleri. Akvaryumumuz var, akvaryumumuz, balıklarımız var. Simetri nasıl? Bakıyorum. Her şey dört dört kazandı. Benim için temizlik. Şu anda için herhalde o zaman şey, akvaryum. Bir ara akvaryumun kullanma talimatlarını okuyalım. Yem falan verelim günlük. Evet. Ya şaka. Buraya bakar mısın? Aman karım, nasıl açılıyor? Nasıl açılıyor? Hoppa. Yani sıcaklığı hissediyor musunuz? Mükemmel. Cennete mi düştük biz? Ben şimdi yapacağım. Böyle bir şey var. Harika. Oy çok iyi. Oo, kış bahçesi benleri. Açın. Burası biraz soğuk tabii. Ay buraya. Ay çok güzel ama. Of, burası ay. Bayağı sert geçecek arkadaşlar. Aynen, belli. Değil mi? Ay çok güzel. Görüşme odası. Görüşme odası. Ha? Karartalı. Gel fotoğraf. Karandı. Bak daha sokmuyor içeri. Şimdi yasak. Love it. Nasıl? Ne yaptın ya? Bence böyle. Gel. İlk dörtlü. Woohoo! 3, 2, hazır mısınız? Evet, mis gibi. Hoppa! Çok iyi ya. Yakaladı. Şimdi biz buraya girmeyelim. Ayıp. Seda, beyefendi. Yataklarımızı seçelim. Köşeyi istiyorum. Şu köşe. Lavaboya en yakın olsun mu? Bak her yere hakim olabilecek tarz yatak seçelim. Şuraya. Evet, buradan da herkese konuşabiliriz. Ben de burayı seçiyorum. Çünkü beraber. Ben neden duvar istiyorum? Düşme ihtimali çok hareket ediyorum uyunca. Acaba ben büyük ödülü kazansam, sonra ödül için desem ki, ben ödül almasam 100 gün daha kalsam desem, nasıl olur? Vallahi hem fikrim sende biliyor musun? Çok iyi değil mi? Allah'ım yarabbim, bana bunu yaşattığın için sana şükürler olsun yarabbim. Herkesin bir dolabı var değil mi? Paylaşmak zorunda değiliz. Bu arada biz bir şey unuttuk. Neyi unuttuk? Tabii onun farkında mısınız? Buyurun, ne oldu? Geçin. Ne oldu? Heyecandan ne? Ben de şey yaptım. Biz neyi unuttuk? Birbirimizle tanışmayı. Birbirimizle tanışayım. Eve girdik böyle zaten. Hani birbirimizi falan görmemiz olduk. Ben Alpan. Tokalaşalım. Yansın. Memnun oldum Yansın. Elim devli ama. Sedacığım. Sen yap beni. Evet, birbirini hiç tanımayan 16 kişi az sonra Big Brother evinde olacak. Birbirlerini tanımaktan ziyade öncelikle tabii ki evi merak ediyorlar. Az önce de gördük. Onlar evi geze dursunlar. Biz hemen devam edelim. Sosyal medya fenomeni Big Brother Türkiye, sosyal medyadan da an be an takip edebileceksiniz. Mobil uygulamamızdan, web sitemizden veya tüm sosyal medya platformlarından 7/24 kesintisiz olarak Big Brother evini izleyebilir. Hem yarışmacılarımız hem de ev hakkında tüm haber ve bilgilere ulaşabilir. Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. En son duvarda ayakta kalmayı başaran bu haftanın lideri olacak. Bir yandan kramp giriyor ayağıma, bir yandan üşüyorum ama bırakmaya niyetim yok. Allah'ım sen çok mutlusun, Allah'ım sen çok mutlusun. Big Brother Türkiye'nin ilk 4 yarışmacısı artık eve girdi.
Onlar heyecan içinde evi keşfederken biz ev halkının diğer üyelerini tanıyalım. Ve karşınızda Hüseyin geliyor. Ben Hüseyin Kantarcı, 33 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum, aslen Karadenizliyim, işletme mezunuyum, bir aile şirketimiz var lojistik nakliye üzeri, kamyoncuyum yani. Big Brother'da ailemi, eşimi ve köpeğimi çok özleyeceğim. Vahşi hayvanlara karşı sempatim var ve birçok hayvan besledim. Yılan, iguana, tarantula, timsah, köpeğimin cinsi de pitbull. 17 yaşından beri motor kullanıyorum. Temizliğe, hijyenliğe çok önem gösteririm. Bana bir lakap takılmasın çünkü bir lakabım var. Bütün arkadaşlarım bana Hoy der. Babam bana araba alırken plakasını Hoy aldı. Açılımı da Hüseyin oğlum Yavaş. Yeni evlendim. Yeni balayından geldim. Eşim çok kıskançtır. Her zaman beni izleyip görebilecek. O yüzden hiçbir zaman göz arkada kalmasın. 1 milyonu kazandığımda ona pembe bir araba ve bir ev alacağım. Başaracağım. Ona söz verdim. Sevdam, seni çok seviyorum. Ve karşınızda Hüseyin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de gayet iyiyim ben de. Hemen oradan eşinle bir göz temasında bulundun. Evet. Çok özledim onu. Çok? Çok özledim. Şimdiden çok özledin. 100 gün boyunca ne yapacaksınız? Vallahi resmimize bakacağım. Resmimizi yanımda getirdim. Ona bakıp avunacağım artık. Peki Hoy. Evet. Hoy derlermiş sana. Lakabım Hoy. 10 senedir öyle. Aç Hoy'u. 12 sene. Şimdi bir ara ben çok kaza yapıyordum bu gençlik dönemlerimde. Babam da arabayı alırken plakasını H-O-Y aldı. Sonunda 37 memleketimizin plaka kodu. Yani Hüseyin oğlum Yavaş. Arkadaşlarım Hüseyin oğlum yanla diyorlardı. Kızlar da Hüseyin oğlum yazıl diyorlardı ama o devir bitti artık. Peki eşine nasıl evlenme teklifi ettin sen bu vücut diliyle? Balonda. Balonda. Ürgüp'te balonda evlenme teklifi ettim. Ya zaten kabul etti, etmeseydi atardım aşağı herhalde ona. O da bir üslup. Peki bakalım eşin seninle ilgili neler söylemiş? ...26 Eylül'de evlendik ve daha çok erken, seni çok özleyeceğim. Eminim buna değecek ve sen çok hırslı bir insansın. Benim gönlümü nasıl kazandıysan o yarışmadan kazanıp geleceksin. Aşkım seni çok seviyorum ama gözüm üzerinde, ayağın denk al. Hiçbir anını kaçırmayacağım. Hüseyin, eşinden talimatları aldım. Evet. Şimdi... Bana göre senin işin ekstra zor. Big Brother sizi gözetleyecek, sürekli izleyecek ama senin işin gerçekten çok zor çünkü eşin de seni 7/24 izleyecek. Evet. Orada bu bir parmak var. O neden? Vallahi yüzüğünü çıkartırsam bozuşuruz dedi, külahları değişiriz dedi. Oyun yani bir tek oyunlarda çıkartacağım, onun harici hep parmağımda olacak. Peki, 100 gün boyunca göremeyeceksin. Evet. Ona buradan son kez bir şey söylemek ister misin? Seni çok özleyeceğim. O zaman Hüseyin, eve girene kadar artık konuşmanı istemiyorum. Tamam. Ve seni şuraya yerine alıyorum. Peki. Ki... Belki de 100 gün boyunca ev arkadaşın olacak bir diğer yarışmacımızı huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Tuğra'yı tanıyalım. Ben Tuğra Özel, 19 yaşındayım. Aslen Ardahanlıyım, futbolcuyum. Futbol benim için bir tutku. Futbol bir erkek sporu olarak düşünülebilir ama biz kadınlar da çok güzel üstesinden geliyoruz. Bugüne kadar bulunduğum bütün takımlarda kaptan olduğum için arkadaşlarım bana kaptan der.
Dışarıdan çok sert gözüküyor olabilirim ama aslında çok sıcakkanlı bir insanımdır. Yapmacık insanlardan kesinlikle hoşlanmıyorum. Annem ve babam ayrı, babamla uzun yıllardır görüşmüyorum. Dedem ve büyükannemle birlikte büyüdüm. Onlara fazlasıyla düşkünüm. Aynı şekilde onlar da bana çok düşkünler. Bence en sevdikleri torunları benim. Ailem Big Brother'da olmama çok sevindi. Hatta Ardahan'daki teyzem desteklemek için ta İstanbul'a kadar geldi. Bana güvenlerini boşa çıkartmayacağım. Büyükannem ve dedem beni bu yaşıma kadar getirdiler. Büyük ödülü kazanırsam onlara bir ev almak istiyorum. Ve kendime bir ev almak istiyorum. Yaşımın küçük olması rakiplerimi aldatmasın. Big Brother'ı bir kadının kazanabileceğini göstermeye geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok heyecanlıyım ve iyiyim. Big Brother Türkiye'nin ilk yarışmacılarısınız. Evet. İlk ev halkısınız. O yüzden çok doğal. Tura, sen aslında bir daha çok erkek mesleğidir ya. Evet. Erkek sporudur. Futbol oynamak nereden geldi? Aslında çocukluğumdan beri ben böyle hani olur yani çoğu insan vardır sokakta erkeklerle maç falan yapar. Ben de öyleydim. Branşım farklıydı. Sonradan okul takımıyla birlikte futbola yöneldim. Neydi branşın? Voleyboldu. Voleyboldu. Futbola yöneldim ve zaten sevdiğim bir şey. Yani sporun her dalını seviyorum ama futbol benim için ayrı bir şey tabii ki de. Anneannen ve dedenle büyümüşsün. Evet. Baban nerede? Babam kendisiyle görüşmüyoruz. Tabii bir babam var sonuçta. Ya ben annemin kızıyım. Ama baban seni izliyor olacak. Tabii ki de izliyordur. Görüyordur. 100 gün boyunca da izleyecektir. Tabii ki de evet. Uzaktan izleyecek. Uzaktan izleyecek. Evet. Peki bir bakalım ailen seninle ilgili neler söylemiş? Bakalım. Tuğra senden şunu bekliyorum ben mesela. Çok fevri davranışlar göstermeyeceksin çocuğuma orada. Tabii ki hakkını yeri geldiği zaman savunacaksın. Senden başarı bekliyorum. Ben buna dayanacağımı biliyorum. Senin de buna dayanmanı bekliyorum. Senin varlığın beni çok ayakta tutuyor yani. Sen gidince bu ev çok sessiz kalacaksın. Tuğra zaten erkek gibi kızdır. İstediği işi yapar. Orada da erkeklerle bile yarışabilir. Bu evden gidişi beni çok üzecek. Haksızlığı sevmez. Asla yenilmeyi sevmez. O zaten kızlarla değil erkeklerle yarışmaya gidiyor. Her zaman arkasında olacağım. Bir Ardahan'ın arkasında olacak. Ona güveniyorum. Tuğra sen gidince ben yalnız kalacağım. Kahvaltılarımı kimle yapacağım? Seni çok seviyorum. Senin yerin çok başka. İnşallah orada seni devamlı izleyeceğim. Başarılı olmanı istiyorum. Tuğra, deden, anneannen, annen sana çok güzel nasihatlerde bulundu. Evet. Hepsini dinleyeceksindir. Kesinlikle öyle. Zaten normal hayatta da dinlediğim için aileme çok fazlasıyla düşkünüm. Onlara son söylemek istediğim bir şey varsa şimdi söyle. Sizi çok seviyorum öncelikle. Zaten hepiniz biliyorsunuz. Beni dışarıda bol bol destekleyin. Çok ihtiyacım olacak içeride. Tuğra, seni yeni ev arkadaşın Hüseyin'in yanına almadan önce... Eve girene kadar artık konuşmanı istemiyorum. Evet. Tamam mı? Tamamdır. Peki. Burayı alayım. Hüseyin'in yanına Tura'yı alalım. Diğer gelecek arkadaşlar var ya, onlara Hüseyin'i sunucu olarak takdim edeceğiz. Ben ev içindeki sunucunuzum. Memnun oldum. Ev içinde iş dağılımı, banyo temizliği senden. Sıra geldi Big Brother evine girecek diğer yarışmacımıza. Oktay geliyor. Ben Oktay Yavuz Arslan. 35 yaşındayım, milli sporcuyum, vücut geliştirme ve buz hokeyi branşlarında. Evliyim, bir tane çocuğum var. Eşimle iki kere evlendim. Herkes gibi ben de evladımın kahramanıyım. Oğlum için kazanacağım. Oğlum benim her şeyim. Eve başucuma alacağım ilk şeyim
evladımın resmi olacak. 3 yaşında annem vefat etti. 16 yaşında babamı kaybettim. Senin yanındayız, sana yardımcıyız diyenler bile hep geri vites yaptıkları için tek başıma mücadele etmeyi öğrendim. Erkekler ağlamaz sözüne inanmıyorum. Adam dediğin insanın gözünün içine baka baka ağlar. Bir çok disiplinli bir Oktay, çok sert bir Oktay var. Bir de çok titiz, çok temiz, ailesine hizmet eden bir Oktay var. Yemekleri ben yaparım. Sabah aileme kahvaltıyı ben hazırlarım. Big Brother evinin içinde de ben buna çok önem vereceğim. Benden titizliği öğrenecekler, temizliği öğrenecekler, disiplini öğrenecekler. Benim karşımda bacak bacak üstüne oturacak 20 yaşında çocuk, çorabını alacak, sağa sola atacak. Öyle bir şey yok. Nasıl doğru ve düzgün yaşanır? Görmek istiyorsanız beni izleyin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Bomba gibiyim. Belli. Evet. Peki, Zeynep burada, eşin. Evet. Pars'ı da geride bırakıyorsun. Canım Zeynep'le benim. Birlikte. Evet, oğlumu, aslanımı. Sen oğluna aşık bir adamsın. Fena ya, fena aşığım yani. Hani... 100 gün boyunca ayrı kalacaksın. Onun geleceği için bu daha iyi olacak. Yani 1 babasını... milyon için değer diyorsun. Ya babasını bir yerlerde görecek inşallah. Yani televizyonda görecek... Baba diyecek falan, bu da değişik bir şey, değişik bir duyguluk onun için. Her babaya nasip olmaz, bana nasip oldu. Biz Zeynep'le birlikte birçok şeye katlandık. Ayrı kaldığımız, çok uzun zamanlar ayrı kaldığımız zamanlar da oldu. Ayrı kaldığınız zamanlar deyince hemen şunu hatırlıyorum sizinle ilgili. Siz 2 kere evlenmişsiniz. Evet, doğru. Zeynep'le. Aha, doğru. Yani 9 yıllık bir evliliğimiz oldu. Daha sonra 1 yıl ayrılığımız oldu. Daha sonra aklımız başımıza geldi. Dedik kısa yoldan sen dön en iyisi. Sen kendine dedin bunu değil mi? Kısa yoldan dön. Kendi evladının anası her zaman en iyisidir, baş tacıdır. Hmm. Ondan sonra eşimin tekrar kalbini kazandım. Onu tekrar kazandım ve tekrar bastım nikaha. Peki neden ayrılmıştınız? Tartışmalarımız falan oluyordu. Aslında çok basit sebepler. Yani öyle ağam şahı. Bir örnekle taçlandırmamız yani. Gerekirse o basit sebepleri. Ben fast food yemiyordum, o fast food yiyordu. Ya yeme, yeme diyordum Zeynep, etme diyordum falan, inadına yiyordu falan, spor yap diyordum, üşeniyordu falan böyle. Ondan sonra ben çok aşırı spor İlk yapıyorum. İlk boşanma çünkü. Sebebin bu ya mu? Bu tarz şeyler ikimizin arasında artık gerginlik oluşturmaya başladı falan. Evet, yeni ev arkadaşların Hüseyin ve Tuğra, sizi de böyle alayım yanıma. Bana iyi bakın. Bana iyi bakın. Sizi de mi son kez göreceğiz yoksa? Beni de son kez görüyorsunuz. Size bol şans diliyorum. Sağ olun. Hoşça kalın. Bol şans. Size eve uğurluyoruz. Evet, yeni 3 yarışmacımızı da eve gönderdik. Onlar gide dursun. Ev halkının en az 100 gün boyunca cep telefonu, ev telefonu, bilgisayarı, artık kullanılamasa da mektup yazmak için bir kağıt ve kalemi bile olmayacak. Hatta saatleri bile yok. Biz onları 7/24 her anlarına tanık olurken onlar dışarıdaki yaşamdan habersiz Big Brother Türkiye evindeki hayatlarına devam edecekler. En son duvarda ayakta kalmayı başaran bu haftanın lideri olacak. Bir yandan kramp giriyor ayağıma, bir yandan üşüyorum ama bırakmaya niyetim yok. Allah'ın sen çok mutlusun, Allah'ın sen çok mutlusun. Geldiler. Vallahi geldiler. Geldiler. Geldiniz.
Merhaba Yasin. Memnun oldum. Merhaba. Merhaba. Oktay ben. Hoş memnun geldin. Oldum. Eyvallah. Merhaba Arda. Yasin. Oktay. Memnun oldum. Merhaba. Hoş geldiniz. Oktay, Alkan ben. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Biz de görüşürüz. Evet, şöyle. Hüseyin, Alkan ben. Sporcuyum ben. De. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Hüseyin memnun oldum bu sırada. Evet, kardeşim. Tekrardan şöyle. Merhaba. İşte sizin için hazırladık. Salondan buyurun şerbet. Ya sağlık ama yani elimizden geleni yaptık. Rüya mı, hayal mi, gerçek mi? Bu ne böyle ya? O zaman dışarıdayken kül alacağız. Bunları kendim açtım. Börekler var burada. Börekleri ben açtım. Bence evi bir gezmelisiniz ama. Aynen, evi gezin. Ev mükemmel yani. Mutfakta ben de iyiyimdir. Aa, süper, süper. Sen dedim. Aynı şekilde tamam, hepimiz yapıyoruz. Evet, hepimiz güzel yemekler yapıyoruz demek ki. Oo, süper ya. Sevindim buna. Ya benim evet. Özellikle diyet üzerine hani ya diyet tarzı yemekler. Bana protein, şekersiz, tuzsuz, şekersiz, çok düşük karbonhidratlı her türlü yemeği yaparım. Yani birçok malzemeden birçok şeyi birleştirip pasta falan. Yok abi, onlarda benim işim yok. Sen ne iş yapıyorsun? Ben özel bir üniversitede turizm okuyorum. Turizmden sonra. Hı hı. Güzel. Aynı zamanda en sevdiğim işi yapıyorum. Oyunculuk. Oyunculuk. Hı hı. Çok güzel. Bir iki buçuk senedir de onunla uğraşıyorum. Reklam projelerim falan var. Sen neler yapıyorsun? Evet. Ben lojistik nakli işiyle uğraşıyorum. Hı hı, çok güzel. Evet. Yeni evlendim. İki ay oluyor. Hayırlı olsun. Hanım bıraktım geldim stüdyoda. Ciddi misin? Evet. Neler hissettin peki? Böyle yani gelirken? Böyle zaten... ben de ailemi bırakmakta düşünce... çok zorlandım mesela ama ya, sen yeni evlisin. Evet. Ben merak ettim. Yani ailemi, hani eşimi, ailemi böyle ilk defa bu kadar ayrılacağım. Aynen. Ondan sonra evet yani böyle kafamda soru işaretleri vardı ama... Hı-hı. Yani kimse duymaz, sessiz söyleyeyim değer yani. Benim babam beni bitirdi ya. Ağlayacak Asuman Hanım'la göz göze geldim. Gözlerim doldu, yutkunamıyorum. Bir şey soruyor. Gözlerim çok kötü oldum böyle. Çok duygulandım. Onlar bizi görecek, biz göremiyoruz. Onlar görüyorlar nerede olduğunu. Aynen, hani bu aynı şey değil. Yani ayrı bir şehre gidip hani kızımız ne yapıyor acaba şu anda değil. Onlar birbirlerini tanımaya, kaynaşmaya başlasınlar. Biz eve girmeye bekleyen diğer yarışmacılarımıza dönelim. İşte Big Brother Türkiye'nin ilk sezonunun bir diğer ismi. Gökçen'i tanıyalım. Ben Gökçen Yurt, Aydın'dan geliyorum. 30 yaşındayım, fitness antrenörüyüm, spor yapıyorum. Zeki olduğuma da inanıyorum. Daha ne olsun? Ailemden çok uzun süre ayrı kalmadım. Eve girdiğimde onlardan uzun süre ayrı kalacağım, onları çok özleyeceğim. Beni izlerlerken güçlü kızım yine bir işin altından başarıyla kalktı desinler. Ailem için bunu kazanmalıyım ve kazanacağıma inanıyorum. Ben bu eve girdiğimde insanlar bana önyargılı yaklaşacaklar, aptal sarışın filan. Ama ben öyle değilim. Hiç narin de değilim. Korksunlar benden. Bu kızın ne kadar güçlü olabileceğini herkese göstermeye geliyorum. Bekleyin beni. Ve karşınızda Big Brother Türkiye'nin bir diğer yarışmacısı Gökçen. Gökçen hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şöyle alayım seni. Çok güzel. Gökçen nasılsın? Efendim iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok iyi görünüyorsun. Evet öyleyim. Efendim? Evet öyleyim. Evet öylesin. Ne güzel, kendine güvenen bir insan. Peki insanların hangi ön yargısını yıkmayı düşünüyorsun burada? Dış görünüş. Ne gibi sorunlar oluyor? Yani hani yanlış algılıyorlar genelde. Peki sporcusun, sen profesyonel sporcu musun? Ya antrenörlük yapıyorum ben. Lise dönemlerimde
fitness. Fitness antrenörüsü. Spor eğitmeniyim. Evet. Şey, ortaokul, lise dönemlerinde lisans olarak basketbol oynadım. Cross yaptım. Hı-hı. Kickbox yaptım. Kickbox da yaptın? Evet. Aa, gerçekten de kickbox yapmış gibi dursun. Kaslar sağlam, evet. Şüphesiz. Zaten bu kadar hayatın boyunca spor yapmışsın. Evet. Peki evde ev arkadaşlarına eğitim verecek misin? İnşallah isterlerse, neden olmasın yani. Peki hep birlikte izleyelim Gökçen. Sevdiklerin senin için neler söylemiş? Tamam. Gökçen, sen babanın kızısın. Sen benim ilk göz ağrımsın. Eğer babana çektiysen, muhakkak çektin. Başarılı olacağına inanıyorum. Baban gibi iradeli olursan başaramayacağın hiçbir şey olmadığını biliyorum. Gökçen'cim, bebek gibi bir kızsın. Yolda yürüdüğün zaman herkes sana dönüp bakıyor. İnşallah gittiğin yerde de evin sarı bebeği olursun. Çok fazla kıyafetin var Gökçen'cim. Orada kendine bir düzen kurmalısın. Derli tıplı olacağından eminim. Senin odanın önünden nasıl geçeceğim bilmiyorum. Odana nasıl gireceğim bilmiyorum. Seni çok özleyeceğim. Seni çok seviyorum. Anneciğim ya, anne böyle söz konusu olunca bir insan değişiyor ya, duygulanıyor. Yani sadece bu konuda duygulanabiliyorum bilmiyorum ama aile söz konusu olduğu zaman. En son buradan şimdi ailene neler söylemek istersin? Anneciğim, babacığım, sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Gerçekten kalbimdesiniz. Yanımda da fotoğraflarını getirdim. Hep size bakacağım. Siz de beni izleyin. Peki, Gökçen son sözlerini söyledi. O zaman seni şimdi böyle yanıma alıyorum. Ve artık eve girene kadar da konuşmanı istemiyorum. Diğer gelecek arkadaşlar var ya, onlara Hüseyin'i sunucu olarak takdim edeceğiz. Ben ev içindeki sunucunuzum. Memnun oldum. Ev içinde iş dağılımı, banyo temizliği senden. Sinan geliyor, Sinan'ı tanıyalım. Adım Sinan Aydemir, Şırnak'tan katılıyorum. 20 yaşındayım. Hayalim beden eğitimi öğretmenliği okumaktı. Şükürler olsun, bu yıl çalıştım, çabaladım ve o bölümü kazandım. Kalabalık bir aileyiz, 14 kardeşim var. Kardeşlerimin çoğu kendi hayatını kurtarmak için Türkiye'nin farklı yerlerine göç etti. Bu evde en çok iki şey özleyeceğim. Bir, babamın her gün beni arayıp hal hatır sormasını. İkincisi, küçük kız kardeşim var evde, en küçüğü. Onu özleyeceğim. 1 milyon lirayı kazanırsam eğer, istiyorum ki bütün ailemi, bütün kardeşlerimi bir arada toplamak, beraber yaşamak istiyorum yani. Ben buraya tırla geldim, böyle tıra atlayıp 33 saat yol sürdüm. Evden çıktım, cebimde falan para yok. Bir de baktım, babam karşıdan geliyor. Sana para lazım mı dedi. Lazım değil baba dedim ben. Yok dedi, gel dedi. Elini böyle cebine attı. Şuradan bir şey çıkmadı. Sonra 55 lira parası vardı. Kendine 5 lirayı aldı, 50 lirayı bana verdi. Al dedi, sen kendine harçlık yaparsın. 14 kardeşe bakmak gerçekten. Yani helal olsun diyorum ona ya. Hani elinden geldiğince bizi okutmak istiyorum. Hani okusunlar, çocuklarım okusun, rezillik çekmesin istiyorum. Hani benim babam kral ya. Ya bu yarışmaya ben kazanmaya geldim ya. Kendim için de o 14 kardeşim artık bir çatı altında toplanmasını istiyorum ya. Bayanlar baylar, karşınızda Sinan. Hoş geldin Sinan. Hoş bulduk. Müthiş bir dönüşle geldin. Evet. Nasılsın? Dolu doluyum. Dolu dolu? Evet. 3 gün tırla. Evet. Nasıl geldin? Bir reklam izledim. Benim hayatımı bir reklam değiştirdi. İşte Big Brother'a başvurur musunuz dedi. Başvurdum. Yani inanmıyordum, ben imkansız dedim. Sonra cebimde 100 lira vardı. Bir de hani beni aradılar. Sinan gel dedi. Tamam dedim, gideceğim dedim. Babamı aradım. Babam dedi, oğlum git, sana güveniyorum dedi. Ya ne yapacağım, ne edeceğim, hani sabahleyin yetişmem lazım. Aldım valizimi, iki parçaya atladım tara. Abi nereye gideceğim? Mesela örnek vereyim, Antep'e gideceğim öyle. Bir İstanbul'da birini buldum. Atladım tara. Uyur kalk, uyur kalk. Aç kaldım, şey aldım ama sonunda geldim buraya. Hoş geldin. Sen şöyle bir şey söyleyeyim. Benim babam kraldır. Ya şimdi babamdan bahsetmeyin biraz. Bahsedelim. Tamam. Bahsedelim Sinan. Babandan bize bahset. Ya
zaten ailenden bahsediyorum. Şimdi eve gireceğim ya, zaten 16 kişiyiz orada. Benim kardeşlerim zaten 15 kişi. Ben hani hani farklı bir şey yaşamayacağım. Bir de zaten ben kardeşimi 7 gün üst... Ama şöyle farklı bir şey. Kardeşlerin onlar. Burada 15 kişiyi hiç tanımıyorsun. Ya tamamen yabancı. Kardeşiz bu öfke ne diye. (gülüyor) 15 kardeşiz, biz ekmeğe bayılırız. Düşünsene her sabahleyin 15 ekmek gidiyor. Ama ekmek sadece. Öğlen 15, akşam 15, günde 45 ekmek babamın cebinden çıkıyor. Yani o baba bizi buraya kadar yetiştirmiş yani. Yani kraldır benim babam ya. Biz de kral babanın ellerinden öperiz buradan. Tamam. 15 ekmek. Sadece ekmek bak, bunun yemesi var, içmesi var yani. Sadece ekmek. Peki Sinan, ev arkadaşın. Ev arkadaşın Gökçe. Tamam. Tamam. Ne güzel işte. Ev arkadaşın Gökçen. İlk defa karşılaşıyorsun. Gökçen konuşamıyor. Ev arkadaşım benim. Vallahi manken sandım ya. İlk izlenimini soracaktım. Maşallah var, güzel yani. Allah sahibine bağışlasın. O zaman seni ev arkadaşın, ev arkadaşlarından bir tanesi Gökçe'nin yanına alıyorum ve eve girene kadar artık konuşmanı istemiyorum. En son duvarda ayakta kalmayı başaran bu haftanın lideri olacak. Bir yandan kramp giriyor ayağıma, bir yandan üşüyorum ama bırakmaya niyetim yok. Allah'ım sen çok mutlusun, Allah'ım sen çok mutlusun. Sıra geldi bir diğer yarışmacımıza. Çağla'yı tanıyalım hep birlikte. Ben Çağla Çoban, 33 yaşındayım. Tekirdağlıyım. Milli takım sporcusuydum. Sayısız Balkan Şampiyonası'na gittim. Yüzme antrenörlüğü yaptım. Babam eski milli futbolcu. Genelde böyle anılıyor. Galatasaraylı Ali Çoban, Beşiktaşlı Ali Çoban diyor ama ben Karşıyaka'yı da katmak istiyorum. 2014 yılında vefat etti babam. Babam bu bir kuradırda olmamı tabii ki çok isterdi. Keşke görseydi. Gurur duyardı eminim ki. Birinci olursam mutlaka bir ev alacağım. Babam vefat ettikten sonra bir ev bırakamadı. Mat, bordo ve kırmızı ruju olmadan mümkün değil. Yaşam zor. Zor bana yani, çok net. Özgüven çok önemli bir şey. Ama eğer bu ukalalığa ve kibire kaçarsa hiç tahammül edemiyorum. Bana Çağla denmez, Çağla Çoban deniliyor. Yani burnu böyle çok havada ve kendini bir şey zanneden insanlar olursa anlaşamam diye düşünüyorum. İnanılmaz hırslı bir insanım. Yani o hırstan hakikaten benim gözüm dönebiliyor. 11 yaşındayken 93 senesinde Türkiye rekoru kırdım ve 11 yaşında kulvar taşını yumrukladım. Big Brother evinde hiç lay laylama tahammülüm yok. Herkesin benim gibi hırslı olmasını istiyorum. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çağla nasılsın? İyiyim, teşekkürler siz? İyiyim, heyecan var. Var tabii. Çağla, sen Ali Çoban'ın, rahmetli Ali Çoban'ın kızısın. Evet. Ve onun mesleğini devam ettirmişsin. Yani spor konusunda evet, kesinlikle öyle. Bir futbol aşkım da var tabii ki. Ama spor bizim hayatımızda var. %100 sporsuz imkansız yani. Başarısız bir yaşam ben zaten düşünemiyorum yani. Hani spor tamam ama lay lay lom sporu değil yani. Ben sporda başarıya endeksle. Lay lay lom sporu nedir? Yani hani cime gideyim, iki vücut yapayım, çıkayım falan filan benim için çok lay lay lom oluyor. Yani ben eğer sporcuysam, sporcu kişiliğim varsa kesinlikle başarılı olunması gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel anlamda yapılmalı yani. Ev arkadaşları, onlar konuşamıyorlar. Sen onlarla konuşabilirsin.
Ne düşünüyorsun? İlk izlenim nedir Sinan'la ilgili mesela? Çok yüzüne vurmuş temiz kalbi gibi geliyor bana. Gökçen? Gökçen'le ilgili ilk izlenimin. Gökçen de böyle şık olmayı falan seviyor gibi geliyor. Kendine bakmayı seviyor. Bunun için çok zorlandın. Güzel. Çok zorlu bir yola giriyorsunuz. Emin olun. Tabii ki çok eğleneceksiniz ama çok zorlanacağınız anlar olacak. Size şimdiden bol şans diliyorum. Çağla, Sinan ve Gökçen'i Big Brother evine uğurluyorum. Buyurun. Big Brother Türkiye evi gittikçe kalabalıklaşmaya başladı. Ama biliyorsunuz bu çok uzun sürmeyecek. Her hafta Big Brother evinden bir kişi sizin oyunuzla ayrılacak. Her hafta eleme listesine giren isimlerden hangisinin evde kalmasını istiyorsanız mobil uygulamamızdan ya da cep telefonlarınızdan göndereceğiniz oylarla ev halkının kaderini belirleyeceksiniz. Diğer gelecek arkadaşlar var ya, onlara Hüseyin'i sunucu olarak takdim edeceğiz. Ben ev içindeki sunucunuzum. Memnun oldum. Ev içinde iş dağılımı. Banyo temizliği senden. Şimdi hemen bir bakalım. Ev halkı yeni gelecek ev arkadaşlarını nasıl karşılayacaklar? Buyursunlar. Welcome on board. Ya, ben yarın gelecekler. Burası bayağı kalabalık. Yasin var. Kardeşim hoş geldin. Hoş geldin. Gökçen. Sağ olun. Hoş geldin. Merhaba Seda. Gökçen memnun oldum. Ben de. Merhaba. Hoş geldin olmuş. Merhaba. Memnun oldum. Merhaba. Hoş geldin Reza. Çağla. Gökçen memnun oldum. Çağla. Tuğra. Aa merhaba. Çağla memnun oldum. Ben de sağ ol. Merhaba. Merhaba. Seda. Aynen, teşekkürler. Tuğra. Ben bir ara gelmeyeceğinizi falan düşünüyordum artık. Bizim odamız daha güzel. Bizimki hangi renk? Sizinki çok güzel yalnız, bayanlar. Bizim bizimkisi muhtemelen pembe. Yatak seçelim. Yatak seçildi, seçildi. Ben de şurayı. Ay bak seçmişler. Bir şey söyleyeyim mi? Ben her zaman köşeyi seç. Hayır ben seçtim. Tebrik ediyorum. Ses gelir. Bak ya şu tarafa. Ses gelir uyuyamazsın. Ha öyle mi diyorsun? Evet. Gel yanıma. Ama orta ya. O zaman yan... burası olsak şu mı seçimiz? Ama seçmişler. Baksana. Nerede? Nerede seç? Ha. Geç geç geç. Gel gel. Orası da seçilmiş. Oraya ben seçtim. Diğer gelecek arkadaşlar var ya, onlara Hüseyin'i sunucu olarak takdim edeceğiz. Tamam. Neyi sunuyor abi Hüseyin? Anlaştık. Buraya bak hepimizi oturt buraya. Ben de bunu en son yapabilecek adamım. Konuştuk, aynen. Şurada konuştuk. Aynen. Asuman'ın yardımcısı. Evet. Bir saniye. Papyonlu olan yarışmacımın ismi yazmıyor. Bence yarışmacı. Siz tanıştınız mı şimdi onunla? Ben öptüm. Yani ben merhaba öptüm. Deyip yani. Ben de öptüm. Ama bir şey sorabilir miyim? Sen yarışmacı olmasa bile çocuk niye selam vermiyorsun abi? Ay ne bileyim benim. Özür dilerim. Senin ismin yazmıyordu. Ben seni tamam, şey yapamadım. Merhaba Gökçen. Hüseyin memnun oldum. Memnun oldum. Özür dilerim hoş gerçekten. Geldin. Yok sıkıntı özür yok. Dilerim. Gerçekten çok yakışmış. Teşekkürler seninki de öyle.
Brother Türkiye evinde hayat iyiden iyiye başladı. Yeni gelenlerle tanışmalar devam ediyor. Farkında mısınız? Bir yandan da herkes birbirini tartmaya, bana rakip olur mu diye kollamaya başladı bile. Kolay değil. İşin ucunda 1 milyon lira var. Biz onları şimdilik kendi hallerine bırakıp ev halkına katılacak ve 1 milyonluk büyük ödül için yarışacak yeni ismi çağıralım. Demir'i tanıyalım. Ben Demir Kırılmaz. İstanbul'da yaşıyorum. Aslen Erzurumluyum. 42 yaşındayım. Dış ticaret işiyle uğraşıyorum. Çin'de ve Amerika'da uzun yıllar yaşadım. Farklı kültürlerden insanlarla bir arada olmanın heyecanının ne demek olduğunu biliyorum. Psikolojik olarak güçlü bir yapım var. Bunun en büyük kanıtı annemi ve babamı kaybedip iki kere de boşanmış olmama rağmen aynı gücümle yaşamaya devam ediyor olmam. Annemin dövmesi de var kolumda. Annem de hep benimle birlikte olacağı için psikolojik olarak ben zaten daha da güçlü olacağım. En zor zamanlarımda ben anneme işte bir kere baktığım zaman benim için her şey daha kolay olacak. Bugüne kadar ağladığımı hiç kimse görmemiştir. Ama çok ağlıyorum. Ablam ve kız kardeşim birlikte yaşıyorlar. Big Brother evine girdiğim zaman en çok özleyeceğim tabii ki de ablamla kardeşim. Öyle dolu bir hayatım oldu ki bugüne kadar. Bir tane arkadaşım tez olarak benim hayatımı sunacak. 19-20 yaşındaki insanlarla benim şu andaki tecrübemin arasında çok büyük farklar olduğunu ben biliyorum ama onlar bilmiyorlar. Dedikoduyu hiç sevmem. Big Brother evinde de dedikodu yapıldığı zaman bu insanlar beni karşılarında görecekler. Ben Demir Kırılmaz'ım ve adımın hakkını veriyorum. Karşınızda Big Brother evinin bir diğer üyesi Demir. Hoş geldin Demir. Şöyle alacağım seni. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Güzel. Güzel. Bayağı iyi. Heyecan evet. Yok? Yok, hiç yok. Herhalde seni görünce böyle oldu, bilmiyorum. Aa, beni görünce. Okey. Peki Demir, Big Brother evine neden girmek istedin? Bu daha önce yaşamadığım bir tecrübeydi. O yüzden istedim. Şu anda da yaşıyorum. Daha önce yaşamadığım bir tecrübe. Evet. Çünkü evet. Türkiye'de ilk evet. Star'da yayınlanıyor. Evet, ilk defa. Bunun içinde olmak çok güzel. Demir, iki kere boşanmışsın. Evet, kim söyledi? Evet. Kendini tanıtırken evet. Kendi söylediğim şey üzerinden devam ediyorum. İki kere boşandım evet. Ama iki kere de evlendim. Tabii. Mantıklı. Ama hala umudun var mı? Var. Allah'ın hakkı üçtür. Var evet. Öyle. Kardeşlerim de istiyorlar belki. Bilmiyorum, kısmet. Kardeşlerin ne istiyor? İstiyorlar ki evleneyim. Onlar evlenmiyorlar. Benim evlenmemi istiyorlar tekrar. Kardeşlerin evlenmiyor, sen evlenmeni evet, istiyor. Evet. Peki Demir, en çok neyi özleyeceksin o 100 gün içinde? Kardeşlerimi. Peki, eve girene kadar konuşmanı istemiyorum. Seni şöyle alacağım Demir. Tamam. Şuraya yanıma alayım. Şimdi Demir'in belki de 100 gün boyunca ev arkadaşı olacak yeni yarışmacımızı tanıyalım. Buyursunlar İdil. Ben İdil Kılıç, 20 yaşındayım. İstanbul'da annem ve babamla yaşıyorum. Beden Eğitim Spor Yüksekokulu'nda okuyorum. Big Brother evine girerken ailemi ve en yakın arkadaşım geride bırakacağım. Ailem 3 kişi, annem, babam ve ben. El bebek, bil bebek büyüdüm diyebilirim. Bazı insanlar bundan dolayı beni şımarık olarak nitelendirebilirler. Genelde bana şımarık diyen insanlar beni kıskanan insanlardır. Normal bir insan olmadığım farkındayım. 2 sene önce saçımı kazıtmak aklıma geldi. Hatta Rihanna da benden sonra görüp kazıttı.
İlgi çekmeyi ve ilginin üzerinde olmasını seviyorum. Kendini beğenmiş ve egolu insanları çok fazla sevmiyorum. Çünkü bu özellikleri çok fazla taşıdığını düşünüyorum. İki aynı karakterde insan bir araya geldiğinde çok fazla anlaşabileceklerini düşünmüyorum. Kesinlikle lider ruhlu ve ileri görüşlüyüm. Eminim ki Big Brother'da da benim gibi lider ruhlu karakterler olacaktır. Ama bu beni rahatsız etmez, onları rahatsız eder. Benim için halkın takdiri ve sevgisi daha önemli. Yalnız kalmak pahasına olsa da Big Brother evinin gerçeklerini halka yansıtacağım. Big Brother evinde beni sevmeyip seviyormuş gibi davranan insanlar olacaktır. Bunun nedeni de benim yanımda olmak istemeleridir. Doğru bir seçim. Ben de olsam Güçlü'nün yanında olmak isterdim. Ve karşınızda İdil. Hoş geldin İdil. Merhaba, seni şöyle alacağım. İdil, ah baban ve annen hemen ayağa kalktılar. Ne durumdasın İdil? Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Artık böyle bir an önce evin içine girmek istiyorum. Meraktan böyle içim içim yiyor. En çok neyi merak ediyorsun evin içinde? En çok insanları merak ediyorum. İnsanları merak ediyorsun. Çünkü hiç tanışmadınız, hiç tanımıyorsun. Ve ben çok baskın bir karakterim ve eminim ki onlar da öyleler. Aramızda nasıl bir diyalog geçecek çok merak ediyorum ilk tanışma anımızda. İlk tanışma anınızda. Evet. Biz de çok merak ediyoruz. Çünkü ilk tanıştığımda elektrik alamazsam devamını da alamıyorum insanlardan genel olarak. Benim için ilk tanışma anı çok önemli. Peki hemen dönüyorum. Ev arkadaşın Demir seninle konuşamıyor şu anda. Sen onunla konuşabilirsin. Elektrik aldın mı? Aldım. Efendi bir insana benziyor. Aldım diyebiliriz. O zaman en azından bir kişi garanti evet, elektrik aldın. Evet, muhabbet edebileceğiz demek oluyor. Yalnız kalmayacaksın evet. Demek ki. Peki ailenle senin çok çok başka bir bağın var. Evet. Onu az önce de fark ettim. Oradan yürürken hep size baktı, babaya baktı daha çok, anneye baktı. Ayrı kaldın mı hiç bu kadar uzun Hayır, süre? Hayır yani kaldım da hep bir kontaktaydım. Şimdi öyle olmayacak ki çok duygulanıyorum. Ya ağlatmayın beni lütfen. Yani çünkü çok bağlıyız ve tek çocuğum ya. Şimdi onlardan uzak kalacak olmaktan dolayı çok duygulanıyorum. Ya tek zorlayacak şey o ben diyebilirim. Ailem ve yakın arkadaşlarım. Sizi de görüyorum buradan. Egolu insanlardan ve bir şey daha demişsin, negatif bir şey. Egolu ve Egolu diyebiliriz. Egolu insanlardan hoşlanmıyorum. Egolu evet. Ve hırslı. Çünkü bu iki özellik bende var. Aynen öyle. Sen egolu musun? Ben egoluyum. Bunu rahatça söyleyebiliyorum. Çünkü mesel egoluyum. Bir örnek versene bize. Bir yere gittiğimde oranın odağı olmaktan hoşlanıyorum. Yani odağı olmadığımda da moralim bozuluyor. Bunu söylemekten rahatsız olmuyorum. Çünkü egolu olmam beni şu an burada yapıyor bence. Farklı yapıyor. Bu egomu da kontrol etmeyi bilebiliyorum. Yani nerede, ne zaman egomu nasıl kullanacağımı bildiğim için bundan rahatsızlık duymuyorum. Peki İdil, eve girene kadar artık konuşmanı istemiyorum. Tamam. Son bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. Anne, yarım teyzem ve Zamir abim gelmiş. Çok öpüyorum sizi. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Artık konuşmuyorsun. Seni yerine alıyorum İdil. Diğer gelecek arkadaşlar var ya, onlara Hüseyin'i sunucu olarak takdim edeceğiz. Ben ev içindeki sunucunuzum. Memnun oldum. Ev içinde iş dağılımı, banyo temizliği senden. Hep birlikte Arsel'i tanıyalım. Ben Arsel Şentürk, 27 yaşındayım. Fransa'da doğdum. Arnavut asıllıyım, İstanbul'da yaşıyorum. İşletme yönetimi mezunuyum. Aile firmamız var, hep birlikteyiz. Negatif ve enerji emici tiplerden hiç hoşlanmam. Olursa da benden uzak dursun. Emir almaktan hiç hoşlanmam. Bu kolye dedemden babama kalmıştı. Babam da bana hediye etti. Hediye ettiği günden beri hiç boynumdan çıkarmıyorum. Bana güç veriyor. Saçlarıma çok önem veriyorum. Big Brother'da da her gün güne başlarken saçlarımla bayağı bir uğraşacağım. Uğraşmadan çıkacağımı zannetmiyorum. Öyle bir şey de olursa zaten şapkasız durmayacağım. Araba kullanmayı çok seviyorum.
Arada ufak ufak kazalar yapıyorum. Bu da bir örneği. Ama bu benim için bir engel değil. Tek kolumla bütün görevleri yerine getireceğime inanıyorum. Hiçbir zaman hiçbir şeyi kafama takmıyorum. O anı yaşarım, eğlenmeme bakarım. Big Brother dışında hiç kimse emir veremez bana. Verirlerse de cevaplarını alırlar. Çok teşekkürler. Akrabalar burada, onu anladık. Arkadaşlar, hepsi ayağa kalktı. Evet, evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar, akrabalar. Arsel, o görüntülerde senin kolun alçılıydı, geçmiş olsun. Evet. Çıktı. Çıktı, pek rahat duramıyorum. Nasıl kırdın? Yine araba kazasıyla. Yine? Evet, yine. Sen böyle ara ara bazı zaman zaman kaza mı yapıyorsun? Oluyor. Yani. Dikkatsizliğinden mi? Evet, bela çocuğumla. Nesi? Bela çocuk. Bela çocuk. Evet. Bela çocuk. Evet. Arsel. Peki, ev arkadaşların ilk defa şu anda karşılaştığını. Onlar evet. Seninle konuşamıyor Arsel. Sen onlarla konuşabilirsin. İlk izlenimin nedir? Çok iyi anlaşacağız gibi. Bilmiyorum. İdil'le ilgili ilk izlenimin ne? Güzel bir bayan. Yardımcı olurum yani. Yardımcı olursun. Evet. Peki Demir'le ilgili ilk itibar nedir? Çok önemlidir biliyorsun ilk itibar nedir? Vallahi iyi anlaşacağız gibi. Yani özellikle benimle uğraşmazlarsa yardımcı olurum herkese. Ama uğraşmak isterlerse de fena bela olurum. Bela çocuk evet. Arsel. Çok rahatsın sen Arsel. Öyleyim evet. Yani bir de şey konusu var. Mesela bir yarışmada yapamazsak da hani diğerlerinin üstüme gelmemesi lazım benim. Hani bir çay demleriz, içeriz. Muhabbet ederiz falan. Yüklenmesinler abi bana. Çamaşır yıkayamam, yemek yapamam. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağım bilmiyorum yani. Arsel sen bu kadar zaman nasıl hayatta kaldın? Bakalım. Çok merak ediyoruz Arsel. Hayırlısı. Seni de tıpkı ev arkadaşların gibi çok merak ediyoruz. Hiç tanımadığınız ev arkadaşlarınızla neler yapacaksınız onu da çok merak ediyoruz hepimiz. Hazırsanız bana iyi bakın. En son göreceğiniz kişi benim ve bunu tekrar söylüyorum. En son görmek isteyeceğiniz kişi de yine ben olacağım. Görüşürsek de 100 gün sonunda olsun. Size bol şans diliyorum ve Big Brother evine uğurluyorum hepinizi. Birazdan Big Brother Türkiye evine girecek son 3 kişiyle tanışacağız. Onlar da eve girdiğinde Big Brother Türkiye evinin en az 100 günlük macerası başlayacak. 16 kişi de en az 100 gün bu evde kalabilmek için mücadele edecek. Bakalım Big Brother Türkiye evinde şu anda neler oluyor? Yasin. Memnun oldum. Arsel memnun oldum. Alpan ben. Yasin. Memnun oldum. Evet. Hoş geldiniz. Merhaba. Alpan ben de. Memnun oldum. Ben ev içindeki sunucunuzum. Merhaba. Merhabalar. Arsel. Arsel. Merhaba. Arsel. Ben ev içindeki sunucunuzum. Memnun oldum. Memnun oldum ben de. Hoş geldin. Ev içindeki sunucunuzum ben de. Memnun oldum. Ya
Yani böyle özel istekte mesela atıyorum burayı ben istedim, benimle beraber bir kişi daha istedi. O şekilde yapsak olur mu hocam? Uygun mudur? Mesela burayı ben istedim. Başka isteyen var mı mesela? Mesela ama o diğer grupta gelsin ondan sonra. Diğer uygun olur. Şimdi bir kişi daha diğer... gelecek erkeklerden zaten. Evet. Şu anda 7 kişiyiz. Şimdi tamam. Diğer erkeğimiz de geldikten sonra bir otururuz, konuşuruz. Çoğunluk ne derse onu uyarız. Tamam hocam siz ne diyorsunuz? Tamam. Orası çok soğuk dış bahçe. Aha. Ama burası sıcacık havuz. Vay. Vallahi gerçekten. Hem de böyle hani şey, jacuzzi tarzı. Süper. Bir ev içinde diğer yeni gelecek arkadaşlarımız var. Evet. Ama bir dağılım yapacağız. İş dağılımı. Oktay'a spor odasını temizliği. Evet, temizliği ve bakım. Ya her şeyi sen arkadaşlarınla sen ilgileneceksin spor salonundan. Banyo temizliği senden. Ama sonraki haftalarda bunu değiştirebiliriz. Ağırlık yedim. Abi niye direkt oradan verdin beni ya? Renk banyo. Oktay sen düşünürsün. Abi yani banyo demiş. Diyorsun ya. Banyo senden. Banyo derken? Hep banyo mu yapacak? Erkeklerin banyosu. İstersen bayanların banyosunu da verelim. Yemek yapayım. Yok. Yemek Seda. Evet. Hocam, size ne versek acaba? Abi ben orta bacıyım. Ne varsa koşarım. Ya başkan ben de beğenmedim görevimi ya. Ama görevini beğenmeyen birçok insan var burada. Tamam da. Üstümüzü değiştirsek mi ya biz? Siz de gelin. Ben mi geleyim? Kim tutar seni? Bu ceket çok büyük ya. Çantanızda şortunuz falan var değil mi hepsi? Var var. Tamam. O zaman iki görevi de arkadaşa veriyorum şu anda. Tamam. Kabul müsünüz? Kabul edeyim. Sizin görevi. Peki oylama yapalım. Havuzda tuvalet temizliği mi? Havuzu da birlikte hemen temizleyelim. Oradan banyoya geçelim. Kıyamam. Abi tek tamam, başıma ben bir şey yapamam ya. Bir hafta sonra bitiyor da. Tabii bir hafta. Bak, tamam, benim için okeydir. Okey midir? Evet. Onun için okeyse benim için de okeydir. Harikasın. Evet. Herkes senin fikir mi? Bir dakika, neyi okey diyorsun? Demir önerdiğine. Sizin fikrinizi alabilir miyim? Ya bence yeterlidir. Yeterli midir? Bence biz artık yeterli de bitirelim. Tamam, o zaman... Sen bayanların banyoydu mu? Tamam, kardeşim sunuculuğu ben sana veriyorum. Tamam mı? Sen de olsun, sende de papyon var çünkü. Bir dakika sen yarışmacı mıydın? Yarışmacı. Evet. Size bir hoş geldin şakası yaptık. Alfam var ya. Gelenlerle tanışıyor, konuşuyor, yataklarını seçiyor. Bir kısmı eve yerleşmeye çalışıyor, bir kısmı evi tanımaya. Back Brother Türkiye'nin son 3 konuğu bekleniyor artık. Biz onları şimdilik kendi hallerini bırakıp ev halkına katılacak yeni ismi çağıralım. Funda'yı tanıyalım. Ben Funda Güven, 31 yaşındayım. Aslen Çanakkale'liyim ama İstanbul'da tek başıma yaşıyorum. Ailem Altınoluk'ta. Big Brother'a katılmamı başta ailem istemedi, onaylamadılar. Ancak ben biraz fazlaca ısrar ettim. Şimdi ikisi de destekliyorlar beni. Genelde dominant karakterleri çok fazla sevmem. Umarım öyle bir arkadaş denk gelmez. İnsanlar beni ilk gördüğünde genellikle havalı, biraz burnu büyük gibi algılıyorlar maalesef. Çok fazla evde kıyafetim var ve onlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Maalesef sınırlı sayıda kıyafet getirebiliyoruz.
O yüzden bu beni çok fazla zorluyor açıkçası. Bir eğer parfümü Big Brother'da kullanırsa gerçekten sinirlerim bozulur. Yemek yapmak benim için çok büyük bir terapi. Büyük bir mutfak hayal ediyorum. Onun haricinde kocaman bir salon olsun, rengarenk pufuduk yastıklar. Benim evde bir sürü peluş oyuncağım var. Big Brother'a onları da getirmek isterdim ama sadece bir tanesini getireceğim. 1 milyon kazanırsam muhtemelen ev vesaire gibi yatırımlar yaparım. Bir de ailemi mutlu etmeyi çok istiyorum. Big Brother evinde kesinlikle aşk yaşamayı düşünmüyorum. Çünkü onların hepsi benim rakibim. İnşallah kimse de bana aşık olmaz. Çok net söylüyorum buradan. Oraya sosyalleşmeye gitmiyorum. Yeterince dostum, arkadaşım var dışarıda. Çok güzel bir ana olarak kalsın istiyorum hayatımda. Ve karşınızda Funda. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? İyiyim, çok teşekkür ederim. 35 bin kişinin içinden Big Brother evine seçilmek nasıl bir duygu? Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Sanırım kondisyonum birazcık sıkıntılıydı ama buraya iman gücüyle falan geldiğimi düşünüyorum. Neyin sıkıntılıydı? Kondisyon. Çok kondisyon. Spor anlamında. Ama bunu tabii ki umarım... evin içinde performansımı arttıracağım. Buna inanıyorum. Ama onun haricinde çok keyifli geçeceğini düşünüyorum her şeyden önce. Öyle. Az önce izledik. Evet. Böyle bir mesaj verdin. Big Brother evinde kimse bana aşık olmaya kalkmasın. Bu tip şeyler istemiyorum. Sonuçta sadece buradaki hedefim yarışmak. Ailemin benimle gurur duyması, arkadaşlarımın, çevremin benimle gurur duyması ve doğru okumak. Kendimi de doğru tanıtmak, başkalarını da doğru okumak. Olduğum gibi bir insanım çünkü ve bunu doğru yansıtırım umarım. Tek dileğim bu açıkçası. Olduğun gibi bir insansın. Çok sinirlendin. Sinirlerine hakim olabilir misin? Yani muhtemelen böyle şarkı falan söylemeyi düşünüyorum hemen o an. Sinirlendiğinde şarkı mı söylersin? Kendi kendime evet. İzleyiciler senin sinirlendiğini görecek mi evde? Görmeyecek mi? Yani ya da şarkı söylediğinde sinirlendiğini mi anlayacağız biz? Yani inşallah görmezler. Sonuçta kötü bir şey bu. Yani agresif bir tutumda olmak kötü bir şey. Beni 40 yaşında teyze de izleyecek orada. 50 yaşında amca da izleyecek. En çok seni kimler destekleyecek izleyicilerden? Bence 40-50 yaş benim hedef kitlem. Abi, öyle bir yaş grubun da var. 40-50 yaş grubu beni çok sever çünkü. Peki Funda. Eve girmeden önce son bir şey söylemek ister misin? Anne baba sizi çok seviyorum. Benimle her zaman gurur duymanızı istiyorum. Babam zaten muhtemelen şunu söylerdi burada olsaydı. Senin yaptığın her şeyin arkasındayız. Pek bunu desteklemesek de. Sizin yüzünüzü başınızı yere eğdirecek. Hiçbir tavrım ve tarzım olmayacak. Sonuçta siz güzel bir insan yetiştirdiniz. Elinizden geldiğinizce. Benim de bu dünyaya tekrar gelme şansım olsaydı yine aynı anne babayı seçerdim. Biraz fazla duygusallaştım sanırım. Hepinizi çok seviyorum ve şimdiden çok özledim. Bu kadar. Funda, eve girene kadar artık konuşmanı istemiyorum. İlk izlenimin nedir? Yani Onur'u sevdim ama Funda'nın enerjisi beni çok tazelemedi, özür dilerim. Tazelemedi seni. Aa, yok. Big Brother Türkiye evinin yeni yarışmacısı Onur'u tanıyalım. Ben Onur Aydemir. 20 yaşındayım. Yarışmaya Bursa'dan katılıyorum. İstanbul'da özel bir üniversitede iç mimarlık bölümünde okuyorum. Korkusuz bir insanım. 2 yıldan beri spor yapıyorum. Spor yapmak bırakamayacağım zevkler arasında. Bu ev benim için aksiyon, macera, deli dolu insanların, renkli insanların olması gereken bir yer. Umarım bu evde megaloman insanlar yok. Eğer varsa benimle işleri var. Bu evde en çok kimlerle birlikte yaşayacağımı merak ediyorum. Özellikle kızları. Kızları seviyorum. Kızlar da beni seviyor. Bu sene Big Brother'da kızlarla beraber iyi bir uyum içinde olacağımı düşünüyorum. Kızlar benim listellerime bayılıyorlar. Ben bu telleri çıkarmayı düşünmüyorum. Ancak Big Brother tellerini çıkar derse o zaman çıkarırım. Burada bir kişi birinci oluyor. Ve birinci olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. En büyük destekçim ailem, arkadaşlarım. Bu bana motivasyon sağlıyor. O yüzden hiçbir şeyden korkmam. Elime attığım işi başarırım. Güç ve zeka kombinasyonuyla kasırga gibi eseceğim. Beni tüm Türkiye ve dünya tanıyacak. Big Brother'ın şampiyonu ben olacağım.
karşınızda Onur. Hoş geldin Onur. Merhabalar, hoş bulduk. Onur, şöyle alayım seni. Gitme o kadar. Evet. Şurada dur. Hoş geldin Onur. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Biraz heyecanlıyım, kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Evet, biraz heyecanlıyım da yani heyecanımı yenmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince heyecanlı gözüküyorum oradan arkadaşlar. Onları çok seviyorum buradan. Arkadaşlarım. Evet, orada karşımızda da bir Onur tribünü oluşmuş. Evet. Arkadaşların? Yakın arkadaşlarım. Onur, diş tellerin evet. Ne zamandır var? Diş tellerim 3 yıldan beri var, lise yıllarından beri. Ama artık çıkması mı gerek? Evet, tedavim sonlandı. Ancak ben tedavimi devam etmesini istiyorum. Doktorumla görüştüm. Neden? Kendimi bu şekilde hoş buluyorum. Yani bana yakışsın düşünüyorum. Evet. Kızlar evet. Mı beğeniyor? Kızlar beğeniyorlar. Evet. Açık konuşmak gerekirse kızların hoşuna gidiyor. Farklı bir durum oluyor. Tabii farkındalık yaratıyorum bu şekilde. Kendimi de bu şekilde beğeniyorum. Bunu söylüyorlar mı sana? Diş tellerin evet. Çok güzel mi? Çok tatlı ve çok sempatik olduğumu söylüyorlar. Ben de onlara katılıyorum tabii ki. Evet. 35 bin kişinin içinden seçilmek nasıl bir duygu Onur? Kendimin özel olduğunu zaten biliyordum. Farkındalık yaratan bir insan olduğumu biliyordum. Enteresan bir kimliğimin olduğunu biliyordum. Ve bunu bana Big Brother bir kere daha söylemiş oldu. Bunu bu benim nasıl? İçin çok özel peki bir duygu. Sen nasıl anladın bunu? Ben diğerlerinden farklıyım. Zaten yani yaşamım boyunca diğerlerinden farklı olduğumu bana ailem de arkadaşlarım da belli etmişti. Bu durumu kendim zaten aynaya baktığımda farkındaydım. Ve Big Brother'da bana... Aynaya bakınca farkında oluyorsun. Evet, yani, hiperaktifsin sen. Biraz var o evet. Çok farkında hareketlisin. Olmuşsunuzdur zaten. Biraz var. Farkında. Şöyle bir dans edesim var içimden. Hareketler böyle içimden yani kopuyor. İçimde bir kedi koşturuyor resmen yani. Şu an eve girmek için sabırsızlanıyorum. İçinde ne koşturuyor? Kedi. Böyle. Kedi. Uzaklara doğru koşturuyor. Ben de onunla beraber böyle gitmek istiyorum ama gidemiyorum şu an. Yani eve girmek istiyorum ama. Sen o kadar gitme. Sen burada evet. Dur. Sen o kadar gitme. Orada dur. Evet. Peki Funda seninle konuşamıyor. Ev arkadaşın. Önümüzdeki en az 100 gün için ev arkadaşın olacak belki evet, de. Evet, çok güzel bir kız Funda. Çok İlk izlenimin çok güzel bir kız evet, Funda. Evet, çok hoş bir kız. Karakter olarak sence nasıldır? Biraz sert bir kimliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakışlarından dolayı sert olduğunu görüyorum, hissediyorum. Ama umarım öyle değildir. Sert diyelim ki Funda. Anlaşır mısın Funda'yla? Anlaşırım. Anlaşamayacağım insan tipi yoktur. Uyumlu bir insanımdır. Hiç kendimi su gibi görüyorum ben. Hani konulduğum kaba şeklini alan bir su gibi görüyorum kendimi. Su akıyor, yolunu buluyor gibi. Evet, ben yolu buluyorum o şekilde. Big Brother Türkiye için bir şarkı bestelemişsin. Evet. Onu hep birlikte dinleyelim. Eğlence doruklarında kalbim son atış hızında, reytingler sürekli tavanda, herkes Big Brother'la coşmakta, Big Brother'la coşalım, Onur'la beraber kopalım, Star TV'yi açalım, Big Brother'la Star'da. Onur, Onur ağzına sağlık ama... Bu şarkılarla Big Brother'ın gönlünü öyle hemen tavlayamazsın. Bence Big Brother'ın jenerik müziği bu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani halk da burada dinledi şarkıyı. Çok beğendiklerini düşünüyorum. Arkadaşlarım özellikle çok beğendiler umarım. Değil mi? Evet, evet. Zaten hadi, arkadaşlar. Hadi. İlk izlenimin nedir? Yani Onur'u sevdim ama Funda'nın arşiv beni çok tazelemedi. Özür dilerim. Tazelemedi seni. Yok. Big Brother Türkiye'de sıra geldi son yarışmacımıza. Hep birlikte Gülşen'i tanıyalım. Gülşen Dinçer ben. 26 yaşındayım. Aslen Malatyalıyım ama hayatımı Antalya'da sürüyorum.
Hayatım yenilenmek, mutlu olmak üzerine kurulu. 8 yıl kurumsal bir firmada çalıştım. 8 yıl emek verdiğim işi bıraktım. Hayalini kurduğum, beni mutlu eden şeyin peşinden gitmeye karar verdim. Moda tasarımla ilgileniyorum. Gönül verdiğim iş ve bunda en iyi olmak istiyorum. Bu kız 23 kilo verdi. Kendimi yeniden yarattım. Hak edilmiş bir lakabım var. Çünkü çok konuşurum. Konudan konuya atlayarak saatlerce konuşabilirim. Yakın arkadaşlarım bana George Orwell der. Big Brother evinde o standart kız algısını yıkmak için varım. Ben o bildiğiniz temizlik yapan kızlardan değilim. Dağınıklık benim tarzım ve yaşam biçimim. Benden başkaları rahatsız olursa bu onların sorunu. Big Brother evine dost kazanmak ya da müttefik edinmek için gelmiyorum. Eğer kazanmak için yalnız kalmam gerekirse bunu sonuna kadar yaparım. Hoş geldin Gülşen. Merhaba. Seni böyle alacağım. Aynen orada dur. Çok heyecanlıyım. Kendi tasarımın mı? Tamamen bana ait. Ben diktim. Hani fermuarından kesimine, kalıbına kadar her şeyini kendim yaptım. Ve çok kısa bir sürede yetiştirdim. Ne kadar sürede? Bir gün. Bir günde? Bir günde yetiştirdim. Bir günde mi yaptın? Bir günde, evet. Hazırladım. Evet, çok güzel olmuş. Olmuş. Teşekkür ederim. Evde en çok neyi merak ediyorsun? Ya ben en çok havuzu merak ediyorum. Havuzu? Havuzu merak ediyorum. Yani seviyorum suyu. Peki Gülşen, ev arkadaşlarından ikisi, Onur ve Funda. İlk izlenimin nedir? Yani Onur'u sevdim ama Funda'nın enerjisi beni çok tazelemedi, özür dilerim. Tazelemedi seni? Yok. Yani leopar tercih etmiş, sevmedim leoparı. Ben güzel olan her şeyi seviyorum. Yani benim için yani kendisiyle ilgilenmesi, güzel olması, güzel bakması hoşuma gider. Ama bu kötü enerji verecekse bana, yani kendisiyle ilgilenmeyecekse, ne bileyim hani... Dış görünüş mü önemli senin için? Şu anda dış, benim için dış görünüş önemli ilk etapta. Gülşen, Onur ve Funda. Big Brother Türkiye evine göndereceğim son 3 yarışmacı olacak. İşiniz zor. Şimdiden... Kolay gelsin ve daha fazla sizi bekletmeyeyim. Yeni yuvanıza sizi yollayayım. Big Brother Türkiye evine buyurun gidin. Bol şans diliyorum. İşte son yarışmacılarımız da eve girmek üzere. Bakalım ev arkadaşları tarafından nasıl karşılanıyorlar? Çıkarsınız şimdi. Burası jacuzzi. Ya havuz çok güzel, sabah yüzmeleri. Sıcak, sıcak. Herkes spor yapıyor mu? Tabii, herhalde yapıyor galiba, değil mi? Tabii. O zaman sabah sporları inanılmaz yapabileceğiz yani. Eğlenceli geçecek. Sıkıntı yok. Şimdi kardeşim buyur sen. Burası lavabomuz. Evet. Son gelen havuza mı atlıyordu? Burası giyinme odası. Son gelen değil mi? Onur atlayacak o zaman. Ben atlayacak. Merhaba!
Trollendim fena. Aynen. Yani öyle olamam. Hoş geldin. Hadi bakalım. Bir saatte ağaç gibi bekliyorum ya. Vallahi ya. Ben dedim bunu alıyorum. Ev halkı. Kadın ötekini elinden aldım. Kırılır sesleniyor. Arkadaşlar. Koş. Böyle koşuyor. Doğru anlamda. Gelin bakalım. Herkes toplansın. Hayır, ses ne? Sadece sesleniyoruz. Oradan bir ses geldi. Zeki Müren'le bizi görecek. Ben bana da. Big Brother'ın evi dedi sadece. Niye haremlik seramlık oturuyoruz sürekli ya? Evet. Var ya bir şey değil mi? İlk günden. Özellikle bir denk geliyor. Ama şurası bir grup olmuş. Yani. Heri, sen gel şöyle otur Heri. Biriniz de benim yanıma gelin. Burada öksüz gibi kaldım. Senin için de. Heri, geç. Hadi. Hepiniz Big Brother Türkiye evine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugünden itibaren en az 100 gün boyunca İyi günde, kötü günde, elemeler sizi ayırana dek bu evde birlikte yaşayacaksınız. Buradaki kaderinizi birlikte belirleyeceksiniz. Şimdilik evin tadını çıkarın. Şimdilik. Tadını çıkarın, açabilir miyim? Tadı şimdi leoparlardan kurtulun diye çıkacağım. Hayır, o herhalde bitmişsiniz. Değiştireceğiz mi üstlerimizi? Hadi son bulayım, tadımı çıkarayım bari. Emin değilim ben. Bu kadar mı? Kısa ve net yani. Tadını çıkarayım, tadımı çıkarayım. Hadi sen değiştirmiyor musun? Sen yapsın, sen yapsın. Yaş kaçtı? 42. Ooo, maşallah. Ben çok gerileceğimi... Ne diyor keyfinize bakıyorum? Ev halkı. Evet. Bu evde koyduğum kurallara uymak ve size verdiğim her görevi istediğim şekilde yerine getirmek zorundasınız. Bir dakika. Her topluluğun bir düzene ve tabii bir lidere ihtiyacı vardır. Big Brother evinde benim dışımda kimse kimseye liderlik veremez. Liderlik kazanılır. Lider bu evde Big Brother adına kurallara uymanızı ve düzeni sağlayacak. Size verdiğim görevleri anlatacak, isteklerimi ve istemediklerimi size iletecek. Bu yüzden de bazı ayrıcalıkları olacak. Haftanın liderinin dokunulmazlığı olacak ve adı elenme listesine verilemeyecek. Şimdi size vereceğim liderlik görevi için arenaya geçin. Üzerimizi değiştirip spor kıyafetini giyip arenaya geçiyoruz. Haydi! Tüm tüm tüm! Spor kıyafetini giyip arenaya geçiyoruz. Çabuk! Çabuk! Halkına seslendi. Daha ilk geceden liderlik görevi için onları arenaya gönderdi. Arena zaman zaman Big Brother'ın verdiği görevlerin yapılacağı dev bir plato. Bakalım 16 yarışmacımızdan birinin liderliği kazanması için Big Brother nasıl bir görev hazırlamış? Bakayım ben de bakacağım ya. Tamam. Gelsin oradan anlatacaksın. Evet. Anlatacağım ben sizlere. Ev halkı. Bu haftaki lider göreviniz duvarda durma. Karşınızda gördüğünüz duvara tırmanacaksınız. Sırtınız duvara yaslı bir şekilde iki elinizle yanınızdaki çıkıntılara tutunacaksınız.
Duvardan düşmemek için arkadaşlarınıza tutunmak yasaktır. Sadece konuşarak onun direncini kırabilirsiniz. Duvarda son kalan bu haftanın lideri olur. Herkese gücünü gösteren liderlik kolyesinin sahibi olur. Siren sesiyle göreviniz başlayacak. En son duvarda ayakta kalmayı başaran bu haftanın lideri olacak. Bir yandan kramp giriyor ayağıma, bir yandan üşüyorum ama bırakmaya niyetim yok. Allah'ın sen çok mutlusun, Allah'ın sen çok mutlusun. Liderlik görevi birazdan başlayacak. Big Brother liderlik görevini çok basit seçtiğini söyledi. Gerçekten de kulağa çok kolaymış gibi geliyor ama Big Brother'ın duvarı göründüğü kadar masum değil gibi. Kilon da küçük, şey düşük. Şimdi düşerim. Başlıyor. Allah'ım biliyordum. Ha, hareketler. Siren sesiyle Big Brother'ın ilk liderlik görevi başladı. Duvar öne doğru hareket ederek ev halkını şaşkınlık içinde bıraktı. Ne oluyor ya? Şaka. Hayır. Yani orada ödümdüz duracağımı zannetmiyordum senhalde. Ah kaldık. Şaka mı? Çok güzel. Bravo Seda, bravo. Değil mi? Abi dinlenelim, bu ne ya? Bana ver gelsin. Ben göbeği taşıyamıyorum. Çok az, benim ellerim çok terliyor işte. Bu haberin de. Sen alttan mı tutuyorsun? Hayır ya. Keşke kol kası yapsaydım. Hocam iyisin ya. Ulan keşke sabah şınav çekmesin. Hay Allah! Hadi. Allah! Abi ben çok kasıyorum kendimi. Biriniz düşün be. Düşün. Ben gideceğim birazdan. Düş. Ben düşeceğim gibi. Ellerim çok terliyor. Ha gidiyor. Şimdi ben çay daha gideceğim. Ben çok kasıyorum kendimi. Elim çok terliyor ya. Fenalarda her an değilim. Yapıştırın. Sen düşeceğim. Süngere değecek yani. Tuvaletçi. Sirkelemezsin. Bir akıl vermek gibi olmuyor. Bu sefer yapışıyoruz. Sen misin kapıda şınav çeken? Ev halkı duvara henüz alışmaya başlamıştı ki şimşekler çakmaya, yağmur yağmaya başladı. Arenada liderlik görevi devam ediyor. Bu evde herkes en uzun süre kalmayı istiyor. Bu yüzden de dokunulmazlığı almaları lazım. Ama işleri oldukça zor. 10 dakikadır duvarın üstündeler. Kimsenin de kolay kolay inmeye niyeti yok. Ama gördüğünüz gibi duvar da durduğu gibi durmuyor. Kıran kırana bir mücadeleye tanık oluyoruz. İşte şimşekler çakıyor, yağmur yağıyor. Bakalım duvarın üstünde daha ne kadar durabilecekler. Ve en önemlisi kim lider olacak? Bu sefer dolu yağıyor. Hadi artık.
Bir suyu kapatsın bari. Elim kayıyor ya. Hadi oyun kaçsın. Çekiler olsun ya. Allah'ım bu ne ya? Üşüyorum. Çok sıvıyorum. Üşüyorum. Soğudu soğudu. Donuyorum. Dondum. Sen git. Ayağım. Yandı! Gidiyor geri. Aa, dondum. İnanamıyorum. Daha 13. dakikasında Demir duvardan düştü. Bu kadar kolay vazgeçeceğini düşünmemiştim. Ben dayanabilirim, evet. Ben dayanabilirim. Ah, çok sağ ol. Şu an rahatsın yani. Kolun, bacağın, omzun. Ve Alpan dışarı. Abi geleyim mi buraya? Harry Potter, sihirli değneğini oynatamadın ya. Soğuk ve yoğun yağmur yarışmacıların iradesini ya zorladı. Liderlik mücadelesinde yaprak dökümü başladı. Ev halkı birer birer düştü. Kendinize utanmalıyım. Var ya ağabey. Kapatınız. Ya. En son duvarda ayakta kalmayı başaran bu haftanın lideri olacak. Bir yandan kramp giriyor ayağıma, bir yandan üşüyorum ama bırakmaya niyetim yok. Allah'ın kahretsin, Allah'ın kahretsin. Sen alırsın diye bekliyordum. Benim nerem alsın? Ellere bak. Bravo ya, yine. Ellerimiz
zaten yok yani. Ama çok soğuk. Duvarın oyunlarından yorgun düşmeyen tek kişi Onur. Üşüyorlar. Soğuk olmasa? Ya bırakmayacağım işte, Allah kahretmesin. Hadi bırakın. Ya sen bırak, sen bırak. Hep beraber aynı anda. Hep. Bırakın. Dönüyor. Ya bu zaten. Ne oldu? Ev halkı sağanak yağmura direnirken görevi yarım bırakan Rezan hayaller kurmayı unutmadı. Arkadaşlar şu an Hawaii'desiniz. İnanılmaz sıcak. Ben atladım direkt. Ya, gel Coco. Geldim. Gel. Bayıldı. Havluya gel, havluya. Babacım sakın bırakma. Sinan da 37. dakikaya kadar direndi ama ne yazık ki o da düştü. Kendisine çok sinirlendi ama yapacak bir şey yok. Şimdi Big Brother duvarında sadece 8 yarışmacı kaldı. Hadi devam! Ne yaptın ya? Gel. Hadi. Ben kızlara güveniyorum. Şu an zaten çoğunlukta var ama dikkat edersen. O kayaları ya. Oktay sana güveniyorum. Funda tir tir titriyor ama vazgeçmeye hiç niyeti yok. Baksana bir oha 5 kız ama bu erkeğe göre bir oyun değil abi. Bak Oktay bile dayanamayabilir ha. Çok zor bak kızlar daha rahat duruyor. Bir yandan ıslanırken, bir yandan başına gelenler Tuğra'yı yolundan döndürmedi. Bir yandan kramp giriyor ayağıma, bir yandan avucumun içi soyuldu, bir yandan üşüyorum ve bir yandan da yoruldum. Hayır! Ama bırakmaya niyetim yok. Ay gitti. Ya sen... O kadar taktik azıcık. Ya kaydım ya! Herkese birer havlu ama. Arkadaşlarının desteğine rağmen Çağla liderlik görevinden elendi. Dayan. İyi misin? İki kızın geldi. Hadi toplan.
Çağla ses var. Haydi kızlar, haydi kızlar, haydi. Bravo. Bravo. Duvarda 3 kişi hala ayakta. Herkes gücünün son damlasına kadar direniyor. Bir de gitti. Bravo. Bir saati geride bıraktık. Funda ve Oktay hala duvarda. Funda gerçekten herkesi çok şaşırttı. Çok üşüdüğü belli ama direnmeye devam ediyor. Bakalım haftanın lideri kim olacak? Funda insanüstü bir çaba gösteriyor. Funda, o koluna yüklenme, biraz avuç içine geç. O avuç içine şey olması lazım. Oktay da çok yoruldu. Buna rağmen iradesinden dolayı rakibini tebrik ediyor. Aferin sana be. Aferin sana. Ben de kızları temsil ediyorum burada herhalde. Daha fazla dayanamadı. Sonuna kadar direnmeye çalıştı ama olmadı. O kaybettiği için ağlıyor. Arkadaşları ona direncinden dolayı alkışlarıyla destek oluyor. Biz de buradan kendisini tebrik ediyoruz. Evet, Oktay Big Brother Türkiye'nin ilk sezonunun ilk lideri oldu. Başarısının ve azminin karşılığını bu hafta dokunulmazlık kazanarak aldı. Oktay haftanın lideri oldu. Bir bırak beni otur. Gel. Bence direkt çok güzel. Okey. Burada biraz güzelsin ya Avru sen. Gel. Otur sen de. Ayaklarım. Gel. 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 Gel.
şeyler gelecek üç kişinin ismini vermeni istiyorum. İyice düşündükten sonra bana kararını açıkla. Oktay. Big Brother Türkiye evinde ilk haftanın lideri sen oldun. Tebrik ederim. Liderlik kutusunda ayrıcalıklı, muhteşem lider odasının anahtarı var. Şimdi gidip arkadaşlarınla odanı görebilirsin. Islansın abi. Şuradan direkt havuza atlanır vallahi. Bak bir kişiden iyi, 14 kişiden açık ara daha iyisin yani. Sen çok matematik olarak. Kesinlikle ama yani bizden çok çok daha fazla oluyoruz. Bacaklarıma kramplar girdi böyle. Abi, hı? Çok uzun. Çok, bayağı bir saat oldu herhalde. Evet ya. Herkes duşa gitti ya. Tamam devam. Acıktım ben ya. Bakalım şimdi değmiş mi? Aa, kim topladı bunu? Buzdolabında ne var bakalım mı? Televizyonum var ya. Buzlu bazen. Ses hocam, televizyon derken normal yayını kişinin mi izliyor? Normal insan televizyon. Gökhan. Ya bu ne? DVD. Bu nedir? Bu nedir? DVD. Ciddi misin? Evet. Gerçekten mi? Öyle yani, öyle karar. Sen de çok iyisin ya. Şey de çok güzel. Oktay da çok ya. Güzel. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Yasin. Herkes güzel ya. Ben sallama beğendim. Şu an. Orada en kötü çıkanı bulman gerekiyor. Biz hem fikiriz. Bence orada kişi... en kötü çıkan benim. Hayır. Bence sen en iyi çıkansın. Ya baksana komple yanam. Yanamdan gözüme yağ kalmamış benim. Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi biz ikimiz en kötü çıkan konusunda... Senin çok cool ya. Ben çok ya, beğendim. Ya yalancı mı ya? Çok kötü çıkmış. Hayır ya çok cool yani. Hayır abi çok kötü sanki çıkmış. Sanki hayırdır kadar... falan. Hayır tam ya. Böyle misyonuna uygun bir fotoğraf. Bir şey söyleyeceğim. Misyona mı uygun? Bir şey söyleyeceğim. Böyle kızma. Ha, o fotoğrafta Yıldız Silvi'ye benzemişsin. Yıldız ha, kızdı şu an kızdı. Ya kızılacak bir şey yok. Söyle. Hayır böyle hareketlerim de var da. Şey ama tavır gerçekten bak, anne, benziyor. Bak anne oğul benziyorsun. Ben seni orada görsem. Bak bir şey söyleyeceğim. Görsem, kaş göz ifadesi ve hani böyle Yıldız Tilbe'nin bir şeyi vardır evet. Ya abi. Hani böyle. Asi cool evet, falan. Evet hani öyle duruyorsun. Sen kimsin ki der böyle anladın evet. Mı? Onun o halde de bayılırım ha. Bak falan, evet, evet onun o halde de. Bak hiç kimseyi umursam aferin ama güzel bir yerden girdin yani. Öyle mi? Ha, abi kimi öyle umursa yani. Tuğra çok tatlı çıkmış umursam ama yani. Ve yani evimizin seksi yani. Kızı. Sen çok iyi çıkmışsın değil. Ben orada şey yapmışım ya. Böyle 3 numaralı mı 5 numaralı mı karar vermeye çalışırken. Hey yo. İlk kim girmiş? Benim yakışıklı girmiş. Benim yakışıklı. Sen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır be anlamlı sen değil ya. Sen o topa girdin. Hayır tamam, hayır ya. Oradan zor çıkacaksın. Ya hayır sadece en yakışıklı buldum o dedi. Tamam doğru. Yani öyle diyorsan öyle. Bir şey çocuğa sordun mu sevgilisi var mı? Varsa şey, yollar. Ay saçmalama ya. Ne var yakışıklı mı altıyorsun? Bana yansın mı? Kim yanıyormuş? Hayır bir şey söyleyeceğim sana. Normal canım abi yani hani öyle söylemiş olabilirsin. Ne var canım bunda yani? Sevgilisi var diye ona beğenemeyecek miyiz? Ona bakarsak en güzel sen de denilecek. Beğenemeyecek başkasın. Miyiz sevgilisi var diye? Eyvah. Hayır ya şaka yaptım. Sen eyvah şakayı bak şakayı şey uzatırsan ben de yanlış anlamam da. Yani bak anlayacak hiç, 1 milyon kamera var burada. Çok ayıp. Ben de 30 yaşında evlendim. Yani 24-30 yaşında evlendim. 2 sene sonra. Ya bir de demek istedim ki yani senin gibi güzel bir kızı nasıl kapmadılar yani? Anladım iyi bir şey söylüyorsun. Havada şak diye kaparlardı yani senin gibi güzel kızı. İşte o kapma raddesine geldiğim bir durum oldu. Ama bu Mayıs'ta bitti. Hadi ya. Yani Mayıs sonunda nişan vardı, isteme vardı gibi muhabbetler dönüyordu daha doğrusu. Yani konuşuluyordu.
aileler falan tanışmıştı. Yani iki defa onlar geldi, biz gittik falan. Yani bayağı ciddiydi. Ama Mayıs'ın ilk haftası ayrıldık. Zaten babam geçen... Boş ver, o kaybeder. Ben sana söyleyeyim yani. Elini sallasan elleyeceğim. Ey yavrum be, yürü be. Hayırlısı. Üzülüyor musun? Çok üzüldüm. Üzülüyor musun şu an? Kesinlikle hayır. Bitti. Bitmiş gitmiş. Nokta yani. Zerre kırıntısı kalmadı. Yani ne kafamda, ne kalbimde. Ayrılırken zaten kafamda bitmişti. Yani çünkü yani bir erkek tamam tabii ki annesine saygı duyacak edecek ama o zaman niye aileler tanıştı? Madem bir şey istenmiyorsa, anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bu raddeler gelindiyse o iş tamamlanması gerekiyor. Ama çok şükür, hakikaten bunu samimi söylüyorum, çok huzurluyum. Eğer benim o ilişkim devam ediyormuş olsaydı, mantık olarak bu yaz evlilik olacaktı ve bu yarışmaya benim girmeme belki izin verilmeyecekti. Verir miydin? Asla vermezdi. Ben de vermem ki eşime. Yani yok, eşi olmayacaktım daha ama vermezsin yok, yani. Vermeyecektim, ben biliyorum, sanıyorum. Ben yani. İşte. Mantıklı. O yüzden belki hani burası benim hayatım için daha iyi olacaktı. Önceden bir şekilde bitti o ilişki, anladın mı? Boş ver. Senin şu an galiba anladığım kadarıyla kafanda zaten soru işaretleri var. Ne olacak, ne bitecek, belirsizlikler var. Bir yandan da onu eğer alırsan aile başına... Şeyleme. Yani her anlamda özel hayatında var gibi düşünüyorum. Hissediyorum. 6. 7. hangisiydi o? 8 miydi? 6. 6. hislerim kuvvetlidir yani, anlarım. Yani biraz böyle canın sıkkın gibi. Üstüne evlilik falan hepsi bir araya karman çorman bir şey olurdu yani. Kafan rahat en azından. Bak, bekarlık, sultanlık boşuna demiyorlar yani. Ya 1,5-2 ay öncesine kadar hala bir o kişiyi sevdiğim için ilişki yaşayamıyordum. Tabii. Evet, hani çivi çiviyi söker muhabbeti vardır ya, ben asla öyle biri değilim, biliyor musun? Bir Allah'ın kulu serçe parmağım bile tutmadı benim, biliyor musun? Nasıl ya? Yemin ediyorum. Tamam da bittikten sonra tuttun şimdi yani hislerim. Vay nasılsın ya? En azından artık öyle diyemeyeceksin. Sen bugüne kadar hiçbir erkek elleri tutuşmadın mı? Hayır ya, onu demiyorum. Kafam karıştı benim. Ay kafan karıştı yani, abartma, onu demiyorum. Diyorum ki ilişkim bittikten sonra ilk 4-4,5 ay boyunca, yani şu an ayrıldığımız 6,5 ay oldu, öyle bir şey. İlk 4-4,5 ay boyunca hala onu sevmiş olduğum için hiç kimsenin elimi bile tutmasına izin vermedim. İzin vermedin. Çünkü kafan oradaydı. Onu seviyordum. Onu istiyordun. Kafan, beynin. Ama 2 aydır 0. Yani çok mutluyum bu yüzden. Hiç bitmez zannediyorsun his olarak. Ya zaten ne bileyim yani, ilişki dediğin olur. Şu an yani mesela ilişkiye kapalıydım. Mısın? Yani ilişkiye kapalıydım. Artık vallahi açığım. Duyurulur falan derdim. Buradan tüm izleyenlere. Duygusal mı ben ya, sen? Ya ben değilim kanka, ben duygusal değilim yani. Şimdi duygusal oluyorsun kardeşim. Bir kıza bağlanıyorsun. Ağlıyorsun, zırlıyorsun, üzülüyorsun. Yok o kadar da değil. Ben ya aile, ne ya? Bir ya tek aileden ben duygusal. İnsan yani, o da bir insan, sen de bir insansın. O da başka kızlar da var dünyada, binlerce, yüzlerce var. 50 bin, 100 bin, 200 bin, 50 bin tane de var. Aşık olduğun zaman öyle bir şey olmuyor işte. Sen olmamış olduğun için böyle konuşuyorsun. Ama şimdi aşık olmuş, olmak... Olmuş. Belli olmuş. Eskiden oldum yarası ben, çok eskiden. Yarası var, yarası. Eskiden vardı ya, bir kızdan çok hoşlandım ben de. Ama o bana pek pas vermedi yani. Ben çok arkasından koşturdum onu. Koşturdum. Bir yere varamadım yani. İstemedi. Belli etti bana. İstemeyince de ben artık belli bir süreden sonra, 4 tamam, sene sen, sonra çekildim. Sen dost kazı da yemişsin. Ne? Dost kazı yemişsindir sen. Dost kazı değildim. O da oldu. Ama ilişkiyle ilgisi yok onun. O ayrı bir kazık. Ya hayat böyle kamçıladı kardeşim ya. Böyle kazık da yedik. İstediğimiz şeyler de olmadı. Ayak kırıklığı da olurduk. İşte buradayız. Artık öyle bir şey olmayacak. İnşallah. Kimseye kim gütemem, güdemem. Öyle bir yapım var. Aslında dışarıdan baktığın zaman sen böyle şeysin. Sert duruyorsun. Bunu atıyor muyuz? Evet, çöpe at. Çöpe at. Dışarıdan böyle hani bu adamla hani yanlış bir şey söylemeyeyim, her an vurabilir falan böyle bir sert bir imajım var. Var, yani doğru. Ama tam tersi yani. Şu an değişti tabii, şu an bu konuşmalardan sonra... Hayır, tam tersi, içimde aslan bekler ama dışımdaki kedi konuşur. Ohoho, çok güzel laf. Anladın mı? Aynen, yani, ama içimdeki aslan bekler pusuda, yatar yani. O aslanı çıkartmak isteyene karşı ben de o aslanı çıkartırım.
Ben kolay gelmedim bu seviyeye göre. Doğru. Herkesin içinde bir aslan var ama yani inşallah bu dönem böyle bir şey olmaz. Kimse kimseye karşı olumsuz, negatif. Olacak. Olmaz, niye olsun ya? Olacak. Sen beni dinle. İşine mi doğdun? Abicim bak, burada 16 kişiyiz. 16 değişik karakter var. Dolayısıyla illaki birbirimize zıt giden karakterler olacak. Tabii. Çok yorgun anımızda sana ters bir şey söyleyen olacak. Sen karşılık vereceksin, aram bozulacak. Ondan sonra arkandan dedikodular olacak. Ben iki kişi yaşıyorum bir evde. Ev arkadaşım var. Onunla bile bazen tartışmalar, sıkıntılar oluyor yani. Olacak. Burada 16 kişi muhakkak olur. Olacak ama burada doğru olan kazanacak. Doğru tarafta olan. Aynen öyle. Doğru olan kazanacak. Şeyler gelecek üç kişinin ismini vermeni istiyorum. İyice düşündükten sonra bana kararını açıkla. Big Brother Türkiye evindeki görüşme odasına birazdan ilk kez bir yarışmacı girecek. Bunun mesajı da geldi işte. Görüşme odasının kapısı sadece çağrılan yarışmacının el iziyle açılıyor. Big Brother izin vermeden kimse bu odaya giremez. Lider bu odaya çağrılan ilk kişi oldu. Bakalım Big Brother ve lider arasında neler konuşulacak? Oktay, tebrikler. Teşekkürler. Ev halkına verdiğim görevde sen başarılı oldun ve ilk haftanın liderliğini sen kazandın. Oktay, lider doğulmaz, lider olunur. Şimdi bana evin lideri olarak başına iyi ve kötü şeyler gelecek üç kişinin ismini vermeni istiyorum. İyice düşündükten sonra sebepleriyle birlikte bana kararını açıkla. İsimleriniz yazılı olduğu yerlere oturun ve liderin gelmesini bekleyin. Hadi iç bahçeye. Lider evin tadını çıkaramadan zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. Big Brother liderden başına iyi ya da kötü şeyler gelebilecek üç kişinin adını vermesini istedi. Bakalım Oktay kimlerin ismini verecek? Biraz dik bir arkadaş. Yani bazı şeylerde görüşü doğru olmasa bile, yanlış olsa bile bunun üstüne giderek bunu savunuyor. Bazı gereksiz konuşmaları falan oluyor. Bu arkadaşları tarafından yadırganıp başına kötü şeyler gelebilir. Başına bu gereksiz konuşmaları dolayısıyla iş açılabilir. Bir şeyleri önce ben yapayım, hani beklemeden, hani önce ben yapayım, önce ben gideyim gibi. Benim hislerim bu, ben öyle hissettim. Öyle bir karakter. Şimdi dışarıda, görüşme odasında senden ne istediğimi arkadaşlarına açıklayacaksın. Sonra da tek tek isimlerini. Şimdi bahçeye çıkıp arkadaşlarına senden ne istediğimi açıklayabilirsin. Benden
üç isim açıklamamı istedi. Bu üç isim herhangi biriniz olabilir, fark etmez. İyi şey de gelebilirmiş başınıza, kötü şey de gelebilirmiş. Ben de üç tane isim verdim. Gökçen. Niye beni söylüyorsun ya, niye beni? Arsel. Eyvallah. tepkilerini çok merak ettiğim için bu ismi verdim. Onur. Buracım. İnşallah iyi bir şeyler dedi. Oktay. Bu üç ismi neden verdiğini teker teker burada da açıklamanı istiyorum. Tamam. Onur'la başlayayım. Hani başına iyi şey de gelebilir, kötü şey de gelebilir. Neden verdim ismini? Çok cana yakın bir arkadaşsın. Hani böyle bir şeyler yapmak istiyorsun. Bir hani bana yaklaştın, bir şeyler yapalım, şu fu. O çok hoşuma gitti. Ama mesela yanındaki arkadaşını demotive etmen de hoşuma gitmedi açıkçası. Hani iyi şey de gelebilir başına, kötü şey de gelebilir. Bu yüzden. İntikam çanlarını duyuyor musun Onur? Gökçen, senin ismini neden verdim? Başına neden iyi şey gelebilir? Sporcusun. Beslenmeyi biliyorsun, spor konusunda deneyimlisin. Arkadaşlarına yardımcı ve destek olabilirsin. Bu yüzden onlar açısından hani yararlı bir insan olduğun için, sevileceğin için başına iyi şeyler gelebileceğini düşündüm. Kötü şeyler neden gelebilir başına? Birazcık dediğim dediksin ve bir şey de eksik bilgin olmasına rağmen hani onu dikte edebiliyorsun. Eksik bilgim olup olmadığı yani konusunda nasıl bir kanal yani getirdiğini hani algılayamadım. Ben böyle hissettim. Yani ama bu, senin görüşün ama. Evet ama bu seni yargılamak ya da karakterinle alakalı kesinlikle bir eleştiri değil. Seni şöyle ilk girişinde bende negatif bir hava uyandırdın. Birazcık böyle atarlı giderli falan böyle bir girişin oldu falan. Bu huyunu devam ettirirse dedim ev arkadaşlar açısından sevilmez fazla. Hani daha ılımlı, daha böyle cana yakın olması gerekiyor diye düşündüm. Ama daha sonrasında baktım konuşmaya başladın, iletişim kurmaya başladın. Olumlu davranışlarını gördüm ve sana kanım ısındı. Bu yüzden de hani diğer arkadaşların da kanını ısındığını düşünerek başına iyi şeyler de gelebilir, kötü şeyler de gelebilir. O yüzden teşekkürler. Haftaki lideri Oktay'dan başına iyi ya da kötü şeyler gelecek isimler istediğimde sizin isimlerinizi verdi. Sizi tanımak çok eğlenceliydi. Şimdi karşınızda duran kürelerden birer tanesini aranızda anlaşarak seçin ve seçtiğiniz kürelerin başına geçin. Onur bayağı anlaşmışa benziyor. Arsel, Gökçen ve Onur. Seçimlerinizden emin misiniz? Ben değiştirmek istiyorum. Hayır vermiyorum, ben eminim. Ama bak sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır, değiştirmeyeceğim. Değiştirmeyeceğim. Eğer içinden iyi bir şey çıkarsa burada ağlarsın yani. Ben sana söyleyeyim. Niye sen bunu seçmek istiyorsun?
Yani içimden öyle geldi ben bak. Ben de vermiyorum. Bak bundan iyi bir şey çıkacak, ben sana vermek istiyorum. Ben seçtim benim. Senin gibi güzel bir kıza iyi bir şeyler çıksın. Negatif şeyler çıkmasın. Yok hayır. Olumlu şeyler çıksın. Yani neyse sonucu katlanacağım artık abi, yani. Abi pişman olacak, ben onu söyleyeyim. Gidelim ya ben. Gökçen ve Onur. Anlaşıldı ki karar veremeyeceksiniz. Ben karar vermek istiyorum yani, değiştirmek istiyorum. Ama ben arkadaş... Ben kabul etmiyorum. Ben tamam, kabul etmiyor. Kabul etmiyor ve sonuçlarına katlanacak arkadaş, tamam. Sen de yani sonuçlarına tamam. Katlanacak falan diyorsun. Evet, ben ona son uyarımı yaptım. Bu bir iyilikti. Ona bir iyi bir zarf verdim. O zarfı almadı. Bu da pişman olacak, göreceksiniz. Ve gerçekten ben burada bir özel bir dans yapacağım yani. Güzel bir şey çıkarsa. Çıkacak ki zaten. O kadar hani sen niye kardeşine vermiyorsun abi? Öyle deme. Bak ben sana kötü bir şey gelsin demiyorum ama katlanacaksın yani. Tamam bana niye vermiyorsun abi iyi bir şey varsa? Abi, evet. Big Brother demiyor ki sana değişin diye. Ona değişin diyor. Hayır, İstediğin diyor ya. İstediğini değiş diyor. Bana demiyor ki. Kime diyor? Hepimize diyor. Ortadaki kutu benim şey... Gördün mü? Sakın değiştirme. Onda iyi bir şey var. Evet. Gözü onlar gibi. Gördün mü abi? Eyvallah. Bu saatten sonra isteseniz de değiştirmiyor. Arsen. Şimdi küreni aç ve içinde yazanı oku. Eleme listesi mi? Ne? Bu ne ya? Direkt eleme listesine girdi. Arsen. Lider seni seçtiği için daha ilk haftadan eleme listesine girdim. Bu evde kalıp kalmayacağına izleyici karar verecek. Allah kahretsin. Sana iyi bir hafta diliyorum. Gördün mü abi? Arkadaşların yanına geçebilirsin. İyi niyeti kes. Bak sonun böyle olmasını istemiyorsan şu kutuları değiştirelim, küpleri. Niye o kutuları değiştirelim? Ya ben bunun için de kötü bir şey olduğunu biliyorum ve tamam. Senin için bunu tamam, alacağım yani, anladın tamam. mı? Sana iyilik tamam. yapacağım. Seni bir kalkan hani koyacağım. Ay sana. Dur bir dakika. Gökçen ve Onur. Kutularınızda bir ceza, bir de ödül var. Seçtiğiniz kutudan emin misiniz? İsterseniz aranızda anlaşarak 30 saniye içinde değiştirebilirsiniz. 30 saniye tamam. Hayır. İsterim. Hayır anlaşmaları kapalıyım ben. Gerçekten. Ama şöyle bir şey var. Hayır vermiyorum. Sıradan gideceğim yeleme listesi böyle, tamam mı? Bunun sonunda da... 30 saniye doldu. Tebrikler. Kazandınız. Ne kazandığınızı söylemeyeceğim. Bak ben hayır, bunu tahmin ediyorum. Bak kabul etmiyorum. Tamam ya vallahi yemin ediyorum gerçekten. Açabilirsin. Açayım mı ben? Tebrik ederim. Lider seni seçtiği için bu hafta dokunulmazlık sahibi oldun. Tamam. Keyfini çıkar. Bu hafta eleme listesine senin adını kimse veremeyecek. Şimdi arkadaşlarının yanına geçebilirsin. Vermezdik zaten senin ismini ki. Onur. Küreyi açma sırası sana geldi. Evet. Sence içinde ne var? Bence içinde eleme listesinden farklı bir ceza var. Yani arkadaşlarımla kalmak istiyorum. Burayı çok sevdim. Buradan ayrılmak istemiyorum. Erken giden isim olmak istemiyorum. Oktay abinin yapmış olduğu bu oyuna dahil oldum. Hakkımız da hayırlısı olsun. Ah, açayım mı? Ne dersiniz? Açabilirsin. Açabilirim. Ay. Hey yo. Ceza. 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 Ceza.
Cezayı sen biliyorsun bence. Lider seni seçtiği için Big Brother Türkiye evindeki ilk geceni... Hayır ya. 6 saatini havuzun yanındaki fanusta geçireceksin. Her saat başı 10 dakikalık ihtiyaç molası dışında fanustan çıkman yasak. Her saat başı 10 dakika çıkman dışında yasak. Arkadaşların sıcak yataklarında yatarken sen cezanı rahat geçir diye fanusun içinde senden başka bir de uyku tulumu olacak. Uyku tulumu. Dırtılın beni. Seni seviyorum. Hayda o Big Brother. Nasıl sıcak o ya? Onur. Çıkana bak, çıkana bak ya. Neyse. Arkadaşların istediklerini yerlerken sen sadece mısır gevreğiyle besleneceksin. Yemeği de sen ver. Yemeğini getiririm ben sana tasla. Ayrıca bu 6 saatlik süre boyunca seni altından bırak sen de. Ev halkından biri sana yanlışlıkla yemek getirecek olursa cezasını herkes çeker. 30 saniye içinde fanusta olman gerekiyor. Dur 30 saniye var, devre çıkar. Lavaba gitseydi. Ev halkı, sizler dağılabilirsiniz. Tutalım 30 saniye içinde mi gelecek yoksa yukarıdan gelse olur mu? Şimdi onu koymamışlar. Onur. Nerede kül kutulu bu? Sen de böyle iyilik rahatsız. Yani sonuçta bir, yani ya bir kişi iyilik yaptın. Öyle bir şey sen çok yanlış. Sen bir şey söyleyeceğim. Onu olmasa başkasının olacak. Bir fark yok şu an yani. Öyle bir ceza hayatta aklıma geldi. Bir de şöyle herkes birbirine eşit. O da geldi. Abi ama ben orada ben demoralize etmek istemedim. Yani benim oradaki amacım gerçekten oydu yani. Ya bir şey söyleyeceğim. Adam şu an herkese aynı mesafede. Ve bir şey yaşadıklarını öyle sürüyor. Bundan doğal yok, bir şey hayır, yok yani. Bir şey demiyorum ben. Bak, bana ben orada Esra'yı demoralize etmek istemedim. Esra'nın zaten yani kuvvet olarak yani çoğu arkadaşımızdan zayıf olduğunu farkındaydım ben. Ona Esra'cığım ya. Destek verdi. Esra'cığım işte. Sen de adıma bir öğren. Ya özür diliyorum bak şu an zaten fanusun içinden konuşuyorum. Sana ben mısır gevreği sütünü getireceğim sen merak etme. Senin yani kuvvet olarak düşük olduğunu biliyorum diğer arkadaşlarla. Soğuk suda baktım böyle dişlerim. Falan filan gibi hareketler yapıyordu. Ben sana kıyamadım, yemin ederim ya. Sen enerjini harcama, boş ver. Sen kıyamamak lazım. Yok, harcısan ne olacak? Zaten buradayız. Sen onun kimin güçlü olup olmadığını bilemezsin ki. Fazla rahatlıktan bazen ne dediğini bilmiyorsun bence. Ya kötü bir niyetim yoktu gerçekten ya. Ben lider olsam, ben odaya gitsem, ben de en sevdiğim isimleri verebilirdim ben mesela. Ben de sevdiğim isimleri. 3 tane kız ismi verebilirdim en sevdiğim. İlk geceden yapacağını yaptı bile. Bazılarını zor bir haftanın beklediği çok açık. Zorlu liderlik kararları, elenme stresi, fanusta geçen bir gece. Big Brother Türkiye evinde sular durulmayacak gibi görünüyor. Eğer siz de Big Brother Türkiye evinde neler olduğunu merak ediyorsanız, mobil uygulamamızdan, web sitemizden veya tüm sosyal medya platformlarından 7/24 kesintisiz olarak bizi takip edebilirsiniz. Dünyanın en büyük sosyal fenomeni Big Brother Türkiye yayını şimdilik sona erdi. Ama Big Brother Türkiye evinde macera yeni başlıyor. Big Brother Türkiye evinde yaşanan tüm gelişmelerle hafta içi her gün sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın, izlemede kalın. İyi akşamlar. Ah be kardeşim ben. Vallahi kaderde Big Brother Türkiye'nin ilk gecesinde ayrı yatmak varmış. Aynen sorma ya. Ulan yataklarımız yan yanaydı, beraber çektik seninle.
Maalesef beni ikna edemedim. Zalim geceler. Ama ben ilk seçtiğimde hiç bırakmadım. Ama öyle bir içme doluydu sana. Yemin ediyorum bak öyle bir içme doluydu ki. Ortadaki kutuda süper bir şey var dedim. Ama işte ben seçtim. Ama sen baştakine gittin yapıştın. O da böyle bir an alasım geldi yani sonradan. Aslında ben hiç böyle bir şeye dahil olmak istemiyorum. Onur 6 saat nasıl geçecek? Yani ama iyi oldu mu? Senin çekeceğin bak kiliyi ben çekiyorum bir sorun değil. Ben seçmek istemiyorum. Ben kutuyu seçtim. Onur gerçekten senin bir problemi yok. Yanlış anlaşılmış. Ben de artık yani öyle çakalaşma amaçlı. Seni çok seviyorum. Ben de. Eleme. Onun için çok üzüldüm ya. Telefonda konuşacağım. Onur. Tamam gidiyorum ben. Bana... Hadi sen kalk oradan. Ya kanka kal ama sen kal ya. Ya ama kal. Yarım saat falan arada takılalım. Arada geliriz yani. Yanacağım. İçeride ne yapacağız sürekli? Evet arada muhabbete geliriz. Ya niye bu tarafa gidiyorum ki ben? Sen bunu çok ya yapıyor musun? Ya abi sorma ya. Ay, evet. Big Brother Türkiye'nin ilk gecesi fanusun içinde. Valla biraz küçük olmuş ya. Biraz daha geniş yapsın. Biraz daha büyük olması lazımdı ya. Evet biraz daha büyük olması lazım. Şşşt. Kaç saat? 6 saat dedi. 6 mı? 6 saat mi dedi? 6. 6 ise bir şey değil ya. Sa- yok bir şey değil ya. Öyle dert değil. Sen üstünden gelirsin yani. Vay be. Oğlum bakma beterin beteri var şimdi. Eleme evet, listesi. Evet sen bunun için... Gidersin yani anladın mı? Bitecek. Orada hiç kimse... Hı-hı. Aynen. En azından tutamaz seni. Alırsın. Ama burada en azından kesin oldun. Değil. Big Brother evlisin yani. Verilecek i̇şte ya tekrar. İşte iki kişi gidecek ya bir kişi daha gidecek yani. Mesela. Üç değil miydi? Yok iki. Yani üç diye hatırlıyorum. Üç ya da dört. Yok. Üç mü sanırım ya? En çok... Adı verilen 3 veya 4 kişi diye hatırlıyorum. Yani her birimiz 2 kişi belirleyeceğiz fakat Arsel miydi? Arsel 3 veya 4 kişi olacak. Şimdi Arsel ilk listede birinci. Şimdi diğer isimler Arsel, nasıl oluyor? Arsel birinci ya. Şimdi Big Brother 3. Tamam şimdi aklım. 3'tü ha. Big Brother bizi odaya çağıracak. Elenmesi istediğimiz 2 kişiyi söyleyeceğiz sebepleriyle beraber. O 3 kişiden birisi Arsel. Dolayısıyla en çok adı çıkan 2 kişi daha girecek o listeye. Ya bu benim hala devam ediyor ihtimalim. Ya seni hala atıyor. İsmail devam ediyor. Hepimizin devam ediyor. Keşke bir olmasaydı ya. Gökçen hariç. Gökçen ve Oktay hariç. Gökçen çok şanslı ya. Ama abi, yemin ediyorum sana var ya bak. Sana, ya böyle bir şey olamaz kardeşim. Ben dedim ki ortadaki kutuda hani bana Big Brother sordu ya. Hani dedim ortadaki kutuyu bana verecek yani. Öyle içime doğdu benim. O kadar mükemmel bir kutu dedim ya. İçinde bir şey var yani. İçime böyle bir şeyler doğdu. Alamadım ya. Ne yaptım ne ettim alamadım. Bir insan böyle isminin Onur olduğu kadar emin olur mu bir şeyden? Ben öyle oldum. Aldım alamadım. Olmadı neyse. Evet. Bir 30 saniye daha verdik Brother ama onda da olmadı. Kabul etmedi. Onur kardeşim ya, ya çok üzüldüm. Eve beraber girdik. Eve de beraber girdik. Valla seninle ne güzel hayaller içinde girdik bu eve. Neyse hayallerimizle devam edecek. Güzel günler göreceğiz bu evde. Sadece birkaç saat. Bu kadar hızlı olmasına üzüldüm yani. Bu kadar ağır cezaların birden hızlı. Onur seni unutmayacağım. Sağ ol, teşekkür ederim. Unutmuyorsan bir tohum şey yapın o zaman. Bir uyku tadını falan getirin ya. Şey söyleyeceğim, ben çilere baktım, tulum yok. Yani o ne? Şey sorsam... Mesaj olarak gelir şimdi getiririm ben hemen. Tamam. Bir de nasıl uyku tulumunu nasıl yapacaksın? Diklemesine ya, mi? Söyleyeceğim. Big Brother onun hakkında bilgi verdi mi yoksun var? Abi şey çakmışlar mı? Sağlam çakmışlar. Bunu böyle yaslansam da bir şey olmaz. Evet. Abi sen yaslan zaten. Buraya yaslanma ama. Ayaklarını böyle dik falan. Ayaklarını bence... buraya değdirme de ayağını. Bak ayaklarını buraya dayayabilirsin bence. Sağlam mı? Buraya çok gireceğim. Evet. Bence komple ya. Ha, öyle şey. Ayaklarını da... Ayaklarını şuraya dayasana. Tutacak mısın?